Bu arada Instagram'dan bize ulaşıp 2 saat önce geldim diyenler vardı. Teşekkür ederim yanlara. Evet. Öncelikle yukarı taraf polis okulundan gelen arkadaşlar. Ben şunu anlamadım. Buradaki polis okulunda özellikle kadın arkadaşlarımızın sayısı daha mı çok? Gerçekten. Sizi tebrik ediyorum öncelikle çocuklar. Ne zaman mezuniyet? Ne kadar zaman? 31 Aralık. 31 Aralık'ta göreve mi gideceksiniz? Vay. Yani bak bir şey söyleyeceğim. Bugün öğrenci 15 gün sonra dur diyecekler sana. Ona göre iyi daha. Selamünaleyküm. Eyvallah. Şöyle başlayalım. Gerçekten hani şöyle bir şanslı tarafımız var, böyle söyleyelim. Bugün ilk defa hani Fırat'ın doğusunu, belki ne olacağını konuşacağımız bir programı sizinle beraber yapacağız. Öğrenci arkadaşlarımızın soru sorma hakkı var mı? Sorabiliyorlar mı? Başlarındaki görevli arkadaşlar soru sorabiliyorlar mı? Onlar sorma şansları olacak mı? Bilmiyoruz diyorsunuz. Sizin başınızda görevli bir muhtemelen şeyiniz vardır. Biz siz sorun, kendi aranızda bir tartışın sorun, bir dönün bana. Oraya bir mikrofon göndeririz. Eyvallah. Sorular gelin. Mertan Gümüşkin bu arada. Mertan Gümüşkin salondayım, bekliyorum sizi hadi gelin diye. Mertan Gümüşkin, Instagram'da ulaşmış bize galiba Gümüş. Ya da bizi trollemiş. İsmi ne? Mert Akgümüş. Mert Akgümüş. Arabanız nerede diye soracağız. Arkadaşımızmış ya. Hangisi? Hoş geldin kardeşim. Eyvallah kardeşim, çok teşekkür ediyorum. İki saat önce gelmiştin galiba, değil mi? İki saat önce gelen arkadaşlar nerede? Eyvallah. Sizin ikinizin de benden yeri ayrı. Yani geldik abi neredesin diye sorduğunuz için, bu kadar çok ilgili olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle başkana çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İki şey için çok teşekkür ediyorum. Ben Aksaray'a geçen bu sene kitap fuarı için gelmiştim. O zaman da sohbet ederken Aksaray'a yaptığınız hizmetler için çok teşekkür etmiştim. İkincisi, Deliler filminde gösterdiğiniz Türk tarihine, Türkiye tarihine göstermiş olduğunuz katkı adına belki önümüzdeki dönemin en güzel dizilerinden bir tanesi olacak. Onda bir iziniz olduğu için Türkiye'nin belki en bilinmeyen ve belki de bile bile hiç öğretilmeyen deliler ruhunu tekrar ortaya çıkarttığınız için ve bunun izini bırakabildiğinizde ben çok teşekkür ediyorum. Yani materyal olarak, şahsım olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, gazeteci kimliğimden ayrılarak söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yapılan her şey kaybolmuyor, uçmuyor. Bu duvara yazdınız, duvara mermere yazdınız. Artık yıllar sonra da hep beraber göreceğiz. Bugün şöyle bir şey yapacağız. Beraber sohbet edeceğiz. Ama bu sohbetin içerisinde özellikle genç arkadaşlar da için söylüyorum. Ben oturup beraber sohbet ederken de söylediğim bir kavram vardır. Gençler ne yapıyorsunuz yapmaya devam edin. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizlere ihtiyaç duyduğu andan itibaren bunu ister barikatlar döneminden başlatın isterseniz daha önceden başlatın. Ne zaman Türkiye size ihtiyaç duyduğunda siz elinizi kaldırıp hiç çekinmeden öne atıldınız. Ben hiç unutmuyorum. Barikatlar döneminde belki burada seyrettiler bilmiyorum ama şahit olun belgesini çekmeye gitmiştim. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çatışma alanlarına polis arkadaşlar ve oradaki diğer asker arkadaşlarla beraber içlerine karışarak onların yaşadıklarını öğrenmek için gittiğimde o zaman devletin 5000 tane polis özel harekatçıya ihtiyacı vardı. Hiç unutmuyorum. 700 şehidimizin olduğu bir dönemdir o günler arkadaşlar. Türkiye'nin Kıbrıs harekatından daha fazla şehit verdiği bir yerdir. Barikatlar dönemi. Ve her gün şehit haberinin geldiği bir yerde 251.000 genç polis özel harekatçı olabilmek için başvuru yapmıştır. Benim aklımdan hiç çıkmıyorsunuz. Arkasından Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde zamanında 15 Temmuz yaşandığı dönemde sokaklarda olan gençler de sizlerdiniz. Bütün görüntülere bakın. Birçok genç orada. 15 Temmuz'un içerisinde 16 ile 25 yaş arasındaki kaç gencin şehit olduğuna lütfen bakmanızı rica ediyorum.
Arkasından 15 Temmuz sonrasında Fırat Kalkanı'nın, Afrin Harekatı, Kandil, Türkiye'deki teröristlerin temizlenmesiyle ilgili bütün operasyonlarda, bütün başvurularda hepsi zorundaydınız. Özel kuvvetlere ihtiyaç duyuldu. 50 bin genç özel kuvvetlere başvurdu. Ben o yüzden hepinize, özellikle sizlere de yakalamışken söylüyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bizim bayrağı hep yukarı çıkartıyorsunuz. Hiç aşağı inmiyorsunuz. Bu kez de biz size alacağız. Eyvallah. Maalesef dünya 3. Dünya Savaşı'nı yaşıyor arkadaşlar. Bunu kabul ederek bir giriş yapayım. Dünya aslında adı konmamış bir 3. Dünya Savaşı'nı yaşıyor. Diyeceksiniz ki ya abi nereden çıkartıyorsun? Ortada bir savaş yok. Kimse kimseye savaş ilan edilmemiş. Arkadaşlar işin kötüsü de zaten bu. Hiç mertçe olmayan, hiç adil olmayan, adı sana konulmamış gizli ve örtülü bir savaş yaşıyor. Eskiden insanlar üniformalarını giyer, karşı karşıya gelirlerdi, bayrağını gösterirdi, savaş ilan ederdi ve bir cephede savaş icra ederdi. Maalesef asimetrik savaşın şöyle bir tarafı var. Yeri belli değil. Yani bir ülkede savaş çıktığında bir meydan savaşı olmuyor. Bütün ülke o satının içine giriyor. Şehirler yıkılıyor. Tarih yok oluyor. İnsanlık yok oluyor. Öbür tarafta askerler savaşırken bu tarafta kadınlar, çocuklar, yaşlılar savaşın tam ortasında kalıyorlar ve en büyük kurbanlarda oluyor. Öbür tarafta birisi mağlup olduğunda diğeri anlaşma imzalayıp çıkarken bu dönemin savaşlarında mağlubiyet diye bir kavram da yok. Ülkeyi bitirinceye kadar, ülkedeki bütün insanları oradan, coğrafyadan süpürünceye kadar etnik veya mezhepsel süpürme harekatları yapılıyor. Bakın Suriye diye yakın olarak gördüğünüzde Suriye'yi bir aklınıza getirin. 28 milyonluk ülke. Yalnızca Türkiye'de 3,5 milyon mülteci olduğunu. Bunun bir kısmı Avrupa'ya geçti, bir kısmı Lübnan'da, bir kısmı diğer ülkelerde, Irak dahil olmak üzere bütün çevre ülkelere dağılmış durumda. Rakamlar korkunç. Ülkenin neredeyse yarıya yakını başka bir ülkede göçmen olarak, topraklarından uzaklaşmış olarak gidiyor. Birleşmiş Milletler bundan yaklaşık 2 sene önce Suriye iç savaşındaki ölü sayısını saymaktan vazgeçti. Çünkü artık rakamlar ulaşamıyordu. Saymaktan vazgeçtiğindeki rakam 600 bin civarındaydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan çok daha fazlası 1990 sonrasında yaşanan iç savaşlar sonucunda öldü maalesef. Ve çoğunluğu da sivil. Savaşanların tarafı yok ama kirli bir yüzü var. Ve bu giderek artarak da devam ediyor arkadaşlar. Yani hiç uzağa gitmeyelim. Bundan 10 sene önce, 20 sene önce şöyle bir hatırlayalım. Yakın tarihimizi hatırlayalım. Buradaki çoğunluk 1980 ve üstü mü? Gençler muhtemelen 90'lı olabilir mi yukarıda? Yapmayın böyle yapınca daha çok üzülüyorum. Yaşım ortaya çıkıyor. Yani o zaman sizi 90'lı yıllardan sonraya götüreyim. 90'lı yıllardan sonra Balkan Savaşı, yani Bosna'daki Müslümanların katledilmesini hatırlayın. Yugoslavya'nın parçalanma sürecini hatırlayın. Gürcistan'ın toprak kaybetmesini, Azerbaycan'ın topraklarını Ermenistan tarafı 1980'den başlayıp işgal sürecinin hala devam ettiğini, Ukrayna'nın toprak kaybettiği gibi birçok olayı biz yaşadık arkadaşlar. Bu coğrafyada toprak kaybetmeyen ve güç kaybetmeyen tek bir ülke kaldı. O da Türkiye. Yani dışarıya göç vermeyen, topraklarından vazgeçmeyen, istikrarlı bir şekilde büyümesine devam eden bir tek ülke var. O da Türkiye. Ve o yüzden de dikkat edin, son dönemde en fazla saldırıya maruz kalan ülkede biziz. Çünkü ayakta kalabilen, ayakta kalan bir tek biz varız. Yalnızca kendimiz için de ayakta kalmıyoruz. Mazlumlar içinde kalıyoruz. İslam coğrafyası içinde ayakta kalıyoruz ve bu mücadeleyi
Zaman zaman söylüyorum, 7 düvele rağmen yapıyoruz. Yani bir kişiyle, bir grupla, kişiyle mücadele etmiyoruz. Kimi kendisini Müslüman ifade eden ülkelerle de karşı karşıya geliyoruz. Zaman zaman İsrail'e karşı karşıya geliyoruz. Kimi zaman Avrupa Birliği, kimi zaman ABD'yle karşı karşıya geliyoruz. Ve bütün bu saldırı her birinden de hep başımız dik bir şekilde ayrılıyoruz. Anlatacaklarımın tamamı 2020'ye anlatacağım size. Yani geçmişi anlatmaktan çok 2020'de Türkiye neyle karşılaşacak, Türkiye nereye doğru gideceği anlatmaya çalışacağım. Eğer Türkiye bu 2020'ye kadar olan bütün saldırıları bertaraf edip bir de üstüne üstlük iki tane şeyi başarabilirse önümüzdeki yüzyıl, yani siz gençlerin yaşayacağı dönemler, 2025'li yıllar, 2023 sonrası diyeyim, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ülkesinden bir tanesi olduğu döneme şahitlik edeceksiniz. O zaman şu girizgah olsun Mete Erhan. Aslında 2020 dedik konferansa gidip girerken de. Neden 2020 diyoruz? Ve aslında evet 2020 hedeflerimiz var, 2023 hedeflerimiz var. Ama 2020'ye doğru ilerlerken kısa vadede önce neyle karşılaşacağız? Tabii dediniz ya, nelerle karşılaşmadık ki? İşte 7 Şubat MİT saldırılarının ardından 17-25'ler, 17-25'in ardından barikatlar dönemi, canlı bombalar, darbeyi denediler ki ona biz darbe demiyoruz aslında, bir işgal hareketiydi. Güneydoğu belki bizden koparılmaya çalışılacaktı. O süreçleri yaşayan ve giderek güçlenen bir Türkiye var. 2020'de bizi ne bekliyor Mete Erhan Bey? En kısa vadede, evet Fırat'ın doğusu diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ama ne olacak? Peki o zaman bir tane görüntü var. O görüntüyle başlayayım. O görüntünün üzerine biraz konuşmak isterim. Arkadaşlar, yukarıdaki arkadaşlar bana yardımcı olsunlar. YPG'nin vurulduğu bir görüntü vardı arkadaşlar hatırlarsanız. O görüntüyü ışıkları kapatıp verebilirsek neyle karşılaştığımızı, neyle karşılaşıyoruz sorusunu da net olarak söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, bu görüntü seyredenleriniz muhtemelen olmuştur ama ben seyretmeyenler için bir kez daha söyleyeyim. Bu görüntünün içerisinde gördüğünüz yer Zeytin Dalı Harekatı'ydı. Yani Afrin Harekatı sırasında birliklerimizin ilk çıkış yaptığı noktalarda karşılaştığı mukavemetin gözüktüğü yerlerdi. Şu yukarıda gördüğünüz, şimdi vurulan yerlerin tamamını gördüğünüzde bir kare gibi bir yer görüyorsunuz değil mi? Yani oradan bakınca da görülüyor mu? Yani yukarı doğru uçlar. Burası eski bir kale değil. Burası Türkiye sınırına yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta teröristlerin yığınaklanma için kullandığı yüzlerce noktadan bir tanesi. Şunlar, bakın şunlar, yukarı doğru betondan yapılmış olan gözetleme kulemleri ve yaklaşan askerleri at etmek için kullandıkları mevsiler. Şu aralar 2,5 metre kalınlığında betondan oluşan tünel silsilesi. Burası çok küçük bir alan gibi gözüküyor ama şöyle söyleyeyim. Herhalde ki buradaki bulunan en büyük parktan daha büyük bir alan diye söyleyebilirim size. Ondan daha büyük bir alan burası. Bunun gibi olan tünellerin büyüklüğü ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Yaklaşık 100 kilometre. Yani buradan aşağı yukarı Kayseri'ye kadar mı diyeyim? 130 kilometre Kayseri. Evet. Kayseri'ye kadar ki olan bunun benzeri tünellerle karşılaştık. Bunun maliyetini size söylesem, 2,5 metrelik beton kalınlığı var. Tel kafeslerle birbirinin içine geçirilmiş. Bakın şurada teröristleri görüyorsunuz yukarıda. Bakın aşağı doğru iniyorlar şimdi. Bunlardan 100 kilometre uzunluğunda yapıldığını düşünün. Ayrıca bunların arkasında, bakın yukarıda gözüken, bunları birbirine bağlayan bir arabanın geçebileceği kadar da büyük hendeklerin kazıldığını düşünün. Burada Sayın Belediye Başkanım var. Desem ki ben kendisine 2,5 metre kalınlığında, et kalınlığında betonu buradan Kayseri'ye kadar döşeceksiniz desem,
Bir maliyet çıkartırsan ne kadar maliyet çıkartırsın başkan aşağı yukarı? Belediyenin bütçesini geçtim. Ciddi bir 2 milyarı bulur muyuz? 2 milyar çok rahat üstüne geçebileceğimiz. Vallahi tespitlere göre söyleyeyim. Yalnızca şuraya ayrılan paranın büyüklüğü birkaç milyar dolar. Yani bir o zaman bir terör örgütünü sağlayabileceği bir kaynak değil mi hizmet herhalde? Evet. Ve dikkat edin bakın. Bunların her birinin sınırımıza uzaklığı yaklaşık 5-6 kilometre uzaklıktaydı. Ve bunların birçoğunun tünelleri Türkiye'ye doğru uzanıyordu. Hani dedi ya demin çok güzel bir şey söyledi. 15 Temmuz yalnızca bir darbe girişimi ötesinde bir işgal girişimi. Eğer biz 15 Temmuz'da bu oyunu bozmamış olsaydık muhtemelen burada gördüğünüz şu mevzilerde başkaları tarafından eğitilmiş olan adamların çoğu Türkiye sınırına girmişlerdi. Ve belki biz o bölgelerin bir kısmını kaybetmiş ve daha sonra çatışarak geri almaya çalışıyorduk. Çünkü eğitilmiş ve hazır bekleyen kişi sayısı o zaman rakamıyla söylüyorum 30 bin civarında. 30 bin eğitilmiş, silahlandırılmış kişiden bahsediyoruz. Diyoruz ya oyun o kadar küçük değil. O yüzden söylediğim şey Afrin Harekatı sırasında şu olayların içerisinde hazırlanan bir tane mevzi vardı. TRT'nin ekibi içeri girdi ve o mevzileri çekti. Evet. Hemen yerin altına doğru gidiyor ve yerin altında bir komuta kademesinin girebileceği kadar büyükte bir alan vardı. Ben yıllarca terörle mücadele konusunda eğitim aldım. Sıkkı da hala girip geldiğim için de neyi yaptıklarını, neyi yapmaktığını bildiğim için söylüyorum. Teröristin kullandığı yerde çok da fazla lüks bir şey olmaz, sistem olmaz. Ama gittiğimizde şunu gördük. Yerler fayans döşeliydi. Duvarlar karton piyerlerle kaplanmıştı. Yani burayı kullanacak olan kişiler açık ve ne söyleyeyim PKK'lılar değildi. Muhtemelen daha sonra buraya gelecek olan başka ülkelerin askerlerini ve komuta kademesinin kullanacağı yerlerden bahsediyoruz. Şimdi o zaman şuraya gelelim. Hedef Türkiye. Bunda hemfikir miyiz? Hemfikir. Bu hemfikirlik olduğumuz konuyu bozmak için ne yapacağımız konusunda adamlar mücadelelerden vazgeçtiler mi? Hayır. Ama biz başka bir şey yapmaya başladık. Biz artık Türkiye topraklarında savunma hattını kurmuyoruz. Sınırımıza kurmuyoruz. İşte Afrin, İşte Fırat Kalkanı, işte Kandil bölgesi dahil olmak üzere, bugün Sayın Cumhurbaşkanı açıkladığı gibi Fırat'ın doğusu dahil olmak üzere artık söylediğimiz şey şu, biz sizin ne yapacağınızı biliyoruz arkadaşlar. İçimizdeki hainlerden de kurtulduğumuz için de çok daha fazlasıyla sizinle etkin kullanabileceğimiz bir döneme giriyoruz. Ya hatırlayın, geçen gün daha yakın bir zamanda İstanbul'da Beşiktaş Stadı'nın yanında şehit edilen 39 polis arkadaşımızı hatırlıyor musunuz? Unutmayın. Gerçekten unutmayın. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de yapılmış ve en büyük patlayıcının kullanıldığı saldırılardan bir tanesiydi. Biz yıllarca şuna denk geldik. Adam 500 gram, 1 kilogram şeklinde C4 tipi patlayıcıyı kullanır, fünyesini takar, amonyum nitratla, mazotla karıştırır, onunla büyük bir patlama icra eder. Hangisi hatırlayın? HSBC önündeki patlamayı hatırlayın. Bu böyle bir patlamaydı. Ama Beşiktaş saldırısında kullanılan patlayıcının miktarı ne kadar biliyor musunuz? 200 kilo. Saf patlayıcı madde kullanır. Ve o teröristler... Yani böyle bir malzemeyi herhangi bir terörist grubu bulması mümkün değildir. Ele geçirmesi mümkün değildir. 200 kilo C4 patlayıcı kullanılması için adamın deposunda en az tonlarca patlayıcı bulunması gerekir. Çünkü aynı etkiyi 1,5 kilo ile yapabiliyor. Başka şekilde de yapabiliyor. O zaman işte yaşadığımız süreci ben hep anlatmaya çalıştığım yer o. Adamlar büyük oynuyorlardı Türkiye'de. Yani
Türkiye'ye cephe açmışlardı. 15 Temmuz'dan sonra adamlar devam ettiler. Polise saldırdılar, karakollara saldırdılar, Türkiye'nin herhangi bir yerine saldırdılar. İşte Reyna saldırısı dahil olmak üzere bir güç gösterisine girmişlerdi ve Türkiye o bilek güreşinde dedi ki yok kardeşim, isterseniz 7 düvel gelin, isterseniz 10 düvel gelin. Biz hepimizin bileğini bükmeyi biliyoruz. Bakın bu bilek bükme işi o kadar zor bir dönemde yapıldı ki. Düşünün 15 Temmuz yaşanmış. 15 Temmuz'da ordunun içerisinden bir kısmı darbeye karışmış, alınmış. Bir kısmı onunla bağlantılı olduğu için açığa alınmış. Bir kısmının ne olduğunu bilmediğiniz bir süreç var. Hala temizliğin nasıl sürdüğünü görüyorsunuz. Her ay 200-300 civarında FETÖ'cü bir subay veya subay veya uzman bir şekilde alınıp hala temizlik devam ediyor. O dönemde Türkiye 300 tane Mehmetçik'le karşıya geçti. 300 Mehmetçik'le Fırat Kalkın Harekatı işaret etti. Yani Türkiye'nin elindeki imkanların en yetersiz olduğu dönemdi 15 Temmuz zamanı. Ve biz Fırat Kalkın Harekatı'nı bir kez daha söyleyeyim. Ne zaman yaptık? Ağustos'un sonunda yaptık. Hatırlarsınız. Arkadaşlar orada bir Elbap asker olmak. Yok Elbap harekatı ile ilgili bir görüntü vardı. Bir de bunun sesi de olması lazım bildiğim kadarıyla. Sesiyle beraber yüksek sesle verelim. Niye söylüyorum bunu? Yok bu değil. Elbap asker olmak değil arkadaşlar. Değil. Hayır. Değil. Elbap'ta bir bunu bir alalım arkadaşlar. Bu değil. Bu değil. Oradaki görüntülerde bir açar mısın ışığı? Ben de size söyleyeyim hangi görüntü olduğunu. Zaten 4 tane görüntü vardı arkadaşlar. Bir tanesini kullandınız. %33 hakkımızdan bir tanesini şu anda boşa kullandınız diye söyleyebilirim. Söyleyeyim. Sen devam et soruları ve değerlendir artık ben onu vereceğim. YPG vurma anı var. Yok YPG'nin vurulma anını zaten verdi arkadaşlar. Tamam biraz daha Amerika'nın ne yapacağını konuşmak lazım. Biraz daha gençler burada çok fazla... Fırat Kalkanı Harekatı diye var arkadaşlar. Fırat Kalkanı Harekatı diye var. Sosyal medyayla ilgili bir şeyler anlatacağız. Oraya mutlaka canlı alet edemenizi istiyoruz. Şimdi aklımızdan çoğu çıkıyor. Nasıl bir harekat gerçekleştirilmişti? Ne kadar yoğun bir dönemden geçmiştik? Bir verelim sesiyle beraber, ışıkları kapatıp verelim. Bu kadar kolay değildi o günler. Unutuyoruz. İnanın yaşananların belki 10 binde biri.
Ama şu küçük küçücük bir görüntü bile sizi etkiledi mi? Ve 3500 DAEŞ'linin ve yaklaşık 1500 PYD'nin ve PKK'nın olduğu yere 300 tane Mehmetçik karşıya geçmişti. Bizim ilk karşıya geçtiğimizdeki toplam askerimizin karşıya geçen miktarı profesyonel asker olarak 300 kişilerdir. 300 kişiyle geçtik karşı. Karşımızdaki cephede bulunan adamların sayısı 3500 artı 1500, 5000 kişi. 300, 5000. Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? En zorlu anımızdı o. Şurada gördüğünüz silah sistemleri gördünüz ya. Afrin'de bunların neredeyse %30'unu gördünüz. Eğer bugün bir askeri operasyon icra edilirse Fırat'ın doğusuna bunlardan bir tanesini de göreceksiniz. Aradan kaç sene geçti biliyor musunuz? Topu topu neredeyse 1,5 sene geçti. 1,5 senede bu ülke, hani şu geçmişte çok güzel bir hikaye var hatırlar mısınız? Bizim donanmamızı yaptıklarında siz bizi tıraş ettiniz diyorduk hatırlarsınız. O çok ünlü söz. Biz kaftandan yelkenleri olan yeniden bir donanma yaparız diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tam 1,5 senede baştan aşağı kendisini yeniledi. Baştan aşağı. Bugün çok ilginç bir makale okudum. Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı aynen şöyle bir demeç vermiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaklaşık 1,5 senede yapmış olduğu tank modernizasyonları sayesinde eğer Meriç'te bir harekat yaparlarsa bizim saldırı yaptığımız bütün atakların %70 boşa çıkacak. Çünkü müthiş bir tank modernizasyonları yaptılar. Bunu söyleyen Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı 1,5 sene arkadaşlar. 1,5 senede bu ülke bütün zorluklarına rağmen 15 Temmuz yaşarken PKK'nın saldırısı, DAEŞ'in saldırısı, ekonomik krizler dahil olmak üzere her bir şeyi yaşadığında bunları tekrar baştan yapabilecek olan bir döneme girdik. Tek fark ne biliyor musunuz? İçimize hain. İçimize hain olmadığı ne kadar büyük şeyler başarabildiğimizi ben göstermek adına söylüyorum. 300 kişinin ismini özellikle verdim. Siz Deliler filmini yaptığınızda arkadaşlar TV.net'te onlarla beraber bir program yaptık. Çıkarttık onları. Ben onlara şunu söyledim. Türkiye'de 300 Spartalı filmini herhalde seyretmeyen kimse yoktu dedim. Ama 300 Mehmetçiğin 7 düvele karşı sınırı geçtiğinde ne yaşadığını bazen unuttuk dedim. Biz unutuyoruz. Sizin için söylemiyorum. Biz bazen çok unutuyoruz. Ama unutmayanlar da var. Elbaba gittiğimizde sen de hatırlıyorsun o filmleri görüntüleri seyrettin. Özel kuvvet tabur komutanımız Akil Tepesi'nde şehit oldu. Yaklaşık 300'e yakın teröristin saldırdığı bir yerde 130 tanesini hemen çevrelerinde öldürdüler. Toplam sayıda 35 kişi falandı. Yıkamadılar hiçbirini. Daha sonra bombalı bir araçla saldırı yaptıktan sonra maalesef askerlerimiz şehit oldu. Bülent Binbaşı. Aradan tam tabuna 7 ay geçtikten sonra ben Elbaba gittim. Elbaba girmeden önce de oradaydım. Elbaba girdikten sonra da gittim. Elbaba girdikten sonra Elbap'taki bir ortaokulda öğrencilerin onun ismine verilmiş olan bir okula girerken her sabahleyin önünden geçtikleri bir kitabe mi diyeyim? Yani onun biyografisi, resmi, altında duası ve kapısından içeri girerken dua ettiklerini gördüm. Suriyeli okul müdürüne sorduk tercüman vasıtasıyla. Dedi ki niye böyle? Dedi ki biz burada bu öğrenciler okuyabiliyorsa o Elbap'ta o şehit olan binbaşı ve arkadaşları sayesinde şehit oluyoruz. Biz onları unutamayız. O yüzden de her sabah geçerken biz dua etmeye geçiyoruz. Elbap'a gittim.
tam girmek üzereydi Türk Silahlı Kuvvetleri. Döndüm ve bir kaleme, daha doğrusu bir köşe yazısı yazdım. Daha sonra sağ olsun arkadaşlar, TV.net'te bir program da bunu üstüne görüntüleri ve sesli okuyarak da yaptılar. Sizler ricam, birazdan Fırat'ın doğusunu konuşacağız. Afrin'i konuşacağız. Önce hiç unutmadan bir yerden başlayalım. Biz nereden başladığımızı unutmayalım. Ve nelerle karşılaşacağımızı ve bu güçlüğü nasıl aşacağımızı, gücümüzü nereden aldığımızı bir hatırlayalım. Aynı Deliler gibi. Sizin yaptığınız Deliler filmi gibi. Şu Elbap'ta asker olmakla bir başlayalım. Biraz uzun ama kusuruma bakmayın. Bu orada yazdığım Elbap'ta bir askerseniz, gece size neyi ifade eder? Geceye hazırlık bir asker için hayatta kalmak amacıyla her gün yaşaması gereken bir kabus anlamı taşır. Zifiri karanlıkta bırakın gözlerini kapatıp kaybolmayı, en ufak bir karartıyı görebilmek için o gözleri açık tutmaya çalışmak demektir. Her geçen dakika göz kapaklarının ağırlaşmasına inat, uykuya direnmektir Elbap'ta asker olmak. Silahının termal kamerasından sahayı gözlemleyerek uyumsuz bir nesneyi ayırt etmeye çalışır. Zaman zaman gözünü kapatıp ne kadar daldığını fark etmediği anlardaysa içinde kopan fırtınayı görmeniz gerekir. Sanki dünyanın en büyük suçunu işlemiş gibi ruhunda volkanlar patlar. Bir daha göz kapaklarına gelinmeyeceğine söz vermiştir. Ama bu sözü tutmak zannetmeyin ki o kadar kolaydır. Çünkü her gün saat 17 gibi başlayan ve ertesi günün ilk ışıklarının göründüğü saat 7.30'a kadar süren bir rutin. Ama kolay olmayan bir yolculuk yolu ki. O süre zarfında doğa değişir, iklim değişir, belki düşman bile değişir. Ancak görev değişmez. Gece ve gündüz arasındaki o korkunç ısı farkı arasında geçirilen bir yolculuktur onunki. İçinde kopan fırtınaları bastırmaya çalışarak, nefsiyle mücadele ederek geçirilen uzun gecelerdir Elbap'ta askerin yaşadığı. Arada sırada yıldızlara bakma ihtiyacı hisseder insan. Gecenin o zifiri karanlığında, hiç ışığın olmadığı yerde daha fazla olur sanki gökteki yıldızların sayısı. Daha parlak görünür göze. Her defasında ilk defa görüyormuş gibi bakarsın gökyüzüne. Ama dalamazsın onun içine. Dalamazsın çünkü kayıp gitmene izin yoktur benliğine işleyen eğitimin içinde. Askersindir, dalamazsın. Çünkü sen daldığında bilirsin ki kötü bir şey olacaktır. Bu hissiyat seni yiyip bitirdiği için de bakamazsın o sonsuz derinliğe Elbap'ta askerken. Aşk filmlerinde olduğu gibi karanlığın içinde kayıp gitme hissine ulaşman asla mümkün olmaz. Onun da vardır sevdikleri ve arzuladıkları, hatta herkesten daha yoğundur duyguları. Çünkü kavuşulamayanı sevendir o, hep özleyen ve arzulayandır. Kavuşulamayanı sevmenin sıcaklığını içinde hissedendir. Ama ona emanet edileni korumak için de hep en iyi bildiği şeyi yapar Elbap'taki silah arkadaşı. Kendini öteler. Öncelik vatandır, namustur. Bir gün öncelik sırasının kendisine geleceğini düşünerek gözünü tekrar silahının termal kamerasına dayar. İnşallah der. İnşallah ülkem için güzel günler geldiğinde ben de güzel günlere kavuşacağım. O soğuk toprağın veya betonun üzerinde saatler geçmek bilmez. Üzerinde devletin verdiği eksi 40 dereceye kadar koruma sağlayan kıyafetler olmasına rağmen belli bir süre sonra başlar kemiklerin sızlaması. Kalkmak, bulunduğun yerde dolaşıp ayakları ısıtmak istersin. Ama mevzide olduğunu hatırlar, oturup kalırsın bulunduğun yerde. Burası Elbap'tır ve sen askersindir. Askerler neden sıcakçayı severler diye çok defa sorulmuştur. Ben de onların yüzüne bakarak siz çayı çoğunlukla keyif için içersiniz. Bizse boğazımızdan sıcak bir şeyin geçmesi için derdi. Bizim çayla oluşan sıcak ilişkimiz o soğuk gecelerle bağlantılıdır. Birisinin o sıcak çayı getirmesi için beklemek uzun gecelerin en önemli rutinlerindendir.
Sonunda askerle çay arasındaki tutku, Leyla ile Mecnun'un durumuna dönüşür asker için. Siz çayı keyifle, biz askerlerse tutkuyla içiniz. Gurbettesindir. Kendi ülkende mevzide olmakla, Elbap'ta mevzide olmak arasında uçurum vardır. Sanki buranın toprakları daha bir soğuk gelir insana. Kendi topraklarında daha korunaklı hissedersin. Buralarsa gurbettir. Askerin mevzisinin de gurbeti mi olur demeyin sakın. Asıl onun gurbeti daha zordur. Kimin düşman, kimin dost olduğunu bilmediğiniz bir yerde asıl gurbeti işte orada yaşarsınız. Kim demiş asker yorulmaz, üşümez veya acıkmaz diye. Asker yorulur, asker üşür, acıkır da onu farklı kılan bu insani bahanelere sığınmaması. Görevine ne pahasına olursa olsun devam etmesidir. Elbap'ta asker olmak zordur. Ama bir o kadar da gurur vericidir. En uçta olmak, onun için Ulubatlı Hasan olmaktır Elbap'ta asker olmak. Burca ilk çıkandır. Ulubatlı Hasan gibi arkasına baktığında geriden gelen yüz binlerce kişiyi görmenin gururunu yaşamaktır. Elbap'ta asker olmak zordur. Zorluğu, ne soğuğu, ne açlığı, ne ölüm tehlikesi, ne de özlemleri, hasretleridir. Zorluğu, milletin yükünün omuzlarında olmasıdır. Zorluğu, her yaptıkları hatanın 78 milyona mal edilmesidir. Bu da her insanın kaldırabileceği bir değildir. Adını ancak şehadetinden sonra öğrenebileceğiniz bir mesleği icra edenlere bari yaşarken bir selam gönderin olur mu? Allah yar ve yardımcımız olsun. Elbap'ta vatan nöbeti bekleyen bütün kahramanlara selam olsun. Bütün kahramanlara bizler selam olsun. Elbap'ta, Fırat Kalkanı'nda, Afrin Operasyonu'nda ve bugüne kadar şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dilerim. İyi ki varlar, iyi ki sizler de varsınız geleceğimiz için. Şimdi aslına bakarsanız şöyle bir geçmişten geldik. Fırat Kalkanı'nı, Afrin'i anlattık. Evet, bir tık öteye gidelim mi? Bir tık öteye gidelim ama ben hani gençler sizlere, özellikle polis arkadaşlarımıza, polis olacak arkadaşlarımıza da sesleneyim. Burada Elbap'ta asker olmayı yazdım. Ama asker olmak ruhumda askerlik tabi ediyor. Ben bugün itibariyle biliyorsunuz bütün Fırat Kalkın Harekatı bölgesi ve Afrin Harekatı dahil olmak üzere, İdlib bölgesi dahil olmak üzere siz polis arkadaşlarla beraber, diğer güvenlik güçleriyle beraber görev yapıyorsunuz. Hatta bütün emniyet, iç emniyetler sizlerden sorumlu. Özellikle Afrin bölgesinin güvenliği de sizlerden sorumlu. O yüzden burada ben askerleri andım çünkü o dönemde daha içeriye polis arkadaşlarımız girmeye başlamamışlardı. Ama daha sonra bu yazımdan sonra, Elbap alındıktan sonra girdiler. İnanın hiçbirimizde farkımız yok. Yani ayrım, asker ayrımı, polis ayrımı falan değil. Hani sizin tabirinizle barikatlar döneminde söylenen tabir. Bu delilleri bir araya getirmeyecektiniz. Evet, bu delilleri bir araya getirmeyecektiniz. Aynen. Bu deliler meteler. Aynen öyle. Siz de yapmayacaktınız şu filmi, bu delileri. Yapmayacaktınız ya. Niye yaptınız? Gittiniz mi filmi bu arada? Salon? Gitmemiş. Gitmemişsiniz, gidin. Gerçekten gidin yani. Polis okulu öğrencileri deliler filmine gitmediniz. Ne yaptınız? Nasıl yasak mıydı? Anlayamadım. Bu ne? Bu ne? Tatil yoktu. Çarşı yoktu. Çarşı yoktu. Başkan... yok. Başkan herhalde bir organizasyon yaparsınız diye düşünüyorum. Bu delilere... Başkan söz veriyor şu anda. Başkan. Söz veriyorsunuz herhalde. Söz. Bak. Başkanı duydunuz. Valla başkan sözü veriyor. Hatta şöyle bir kıyak yapın, ben de aracı olayım. Ya İsmail, ya Cem bir daha gelsin buraya.
oyunculardan. Başrol oyuncuları. Sizinler beraber tekrar seyretsinler çünkü çok mutlu oluyorlar. Ankara'da polis özel harekatçılarla beraber Jöfler biliyorsunuz galaya gittiler ve orada beraber seyrettiler. Ankara'da kıyafetleriyle beraber gittiler. Buraya da geldiler. Evet, İkinci kez tekrar gelebilirler ama. Buraya geldiler. Cepheye geldiler buraya. Ya muhtemelen çağırırsa gelirler. Başkanı kıracaklarını zannetmiyorum. Yani o yüzden... 1 milyonu zorluyor şu anda. Daha da destek olmak lazım böyle filmlere. Silvan, barikat döneminin ilk günü, ilk günleri. Silvan'da barikatlar kurulmuş. Tabii ilk hazırlıksız yakalanan yerlerden bir tanesiydi Silvan arkadaşlar. Ben de o zaman gittim. Şahit olun belgesinin ya birinci bölümü ya ikinci bölümü. Yanlış hatırlamıyorsam. Gittik arkadaşlar. Özel harekatçılar tabii bir tane karakol var. Polis özel harekatçılar. O karakolun içinde yerleşmişler. Ama koğuş miktarı ve polis evi yetmediği için arkadaşlar dediler ki aşağıda kalıyorlar. Dedim ki çocuklar nerede kalıyorsunuz? Dediler ki aşağıda nezaretlerin olduğu bölümde kalıyor arkadaşlar. Burada TRT adına gitmişiz. Bir sürü yanımızda kameramanlar falan var çocuklar. Aşağı indik, sohbet ediyoruz falan. Sağ olsunlar hepsi aşağı yukarı tanıdıkları için kalktılar. Hep beraber hoş sohbet ediyoruz. Soruyorum neye ihtiyacım var çocuklar? Çünkü döneceğim, Ankara'ya döneceğim. En azından yetkililerle konuştuğumda hepsini birebir anlatayım istiyorum. Abi dediler şunlara şunlara ihtiyacım var ama hiç şeyi söylemiyorlar. Yani yatakhaneye ihtiyacımız var, yemeğe ihtiyacımız var, ona ihtiyacımız var, buna ihtiyacımız var söylemiyorlar. Dedim ki delikanlılara, polis olarak çok genç bir delikanlı var. Ya dedim, niye dedim hiç yerinizle ilgili bir şey söylemediniz bana? Abi dedi ya, yani Çanakkale'de yemek bulamamış bir neslin torunları olarak benim yattığım yerde yediğim yemekten şikayet etmem, bununla istekte bulunmam uygun olur mu dedi sence? Çocuklar, Nusaybin'deyiz. Arkasından ilk şey tarafına doğru, deli tarafına doğru gittik. Bir polis özel harekatçı arkadaşımız dışında bir de polis arkadaşımız vardı. Bölgeyi bilen terörle mücadele ekibinin başında olan arkadaşlarım bir tanesiydi. Daha sonra da yeni emekli oldu. Bu senelerde emekli oldu. Sohbete başladığımızda tem müdürüydü. İçeri girdi, üstünü falan değiştiriyor. Kaburgaları kırık. Şuradan itibaren şey sarmışlar. Parmağının bir tanesi tamamen sarılı, uç tarafı neredeyse kopmaya yakın sargıyla duruyor. Bacağının bir kısmında bantlamış ve sıkmış, içeri girdi. Dedim, senin burada değil hastanede olman gerekir. Sen burada niye varsın? Abi dedi, araziyi en iyi bilen terörle mücadelenin başına gitti. Ben bir kişi dahi olmasam orada, herhangi bir yerde bir hata olsa ve ben bir arkadaşımın şehit olduğunu düştüğünü görsem, ben bunu kaldırabilir miyim işte? İnanın, o arkadaşım, o kaburgası kırık kemiklerle, dikiş atılması gereken yerlerle, o parmağın kopma noktasına kadar, ben orada olduğum müddet boyunca, yaklaşık 24 saat boyunca dahi iş görevi başına bırakmadı. Ne zaman çalışmalar biraz rahatladı, gitti tedavisini yaptı. İnanın, o yüzden dedim, bu delilleri bir araya getirmeyecekler. Allah sizlerden, bu milletten, sizler yetiştirden, annenizden, babanızdan, herkesten razı olsun. O yüzden bizi yıkamıyorlar. Ben bu fotoğrafı niye koydum Türkiye'ye biliyor musun? Bu şeyi niye hatırlattım? 2020'yi anlatacağım size. 2030'u anlatacağım size. Ama bizim ruhumuz, o ta atalarımızdan, delilerden geliyor. Ruhumuz deli kardeşim. Bizi neyle yıkayacak diye düşünüyorlar ki? Yıkamayacakları biliyor bak. Yıkamayacakları, mücadele edemeyecekleri bildiği için de adamlar devamlı işten oynuyor. Bu 80 milyonu dize geçiremeyecekleri bildikleri bir coğrafyada yaşıyoruz. Bilmeyen yalnızca biziz.
Ne kadar güçlü olduğumuzu fark ettiğimiz andan itibaren yıktığımız, delirdiğimiz, ezip geçtiğimiz şuya bakın. Yıllardan beri Daesh'i ezemeyeceklerini düşünen yüz binlerce askerin yığınak yaktığı yeri biz 4-5 ayda İstanbul kadar coğrafyası olan bir yerde yaptık. Afrin'e girerken bütün güvenlik güçleriyle beraber bize ne diyorlardı? Burası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve emniyet birimlerinin Vietnam olacak diyorlardı. Kaç güne düştü arkadaşlar? Ocağın ortasında başladı biliyorsunuz. 18 Mart'ta bitti. Kaç ay? 2 ay. Ne kadar büyüklükte bir alan? İstanbul kadar büyüklükte alan. Yüzlerce kilometre mevziler. Onlarca olaylarla beraber olmasına rağmen. Biz bilmiyoruz. Seyredenleriniz var mı? Bilmiyorum. Ben özellikle bu görüntüleri özellikle sıklıkla vermekten o yüzden gurur duyuyorum. Bölgeye PKK'nın yanında savaşmak için geldiği söylenen teröristlerin, belki onlara terörist demiyorum, onların çoğu paralı asker veya istihbarat görevlisi, onların bir görüntüsü yayınlandı geçen gün. Seyredebildiniz mi? Tam Afrin'e girmek üzereyken bunlar kendini kameraya çekmişler, daha sonra bir televizyon kanalı bunu yayınladı, yurt dışında yayınladı. Aynen söylenen ifadeyi söylüyor. Afrin dışında PKK'larla beraber bulunuyorduk. Bize işte buradan geçemeyecekleri falan söylendi diyor. Türk askerinin nereden geçtiğini anlamadık diyorlar. Karşımızdan Allah Allah diye aynen bunu söylüyor adam. Bak ben söylemiyorum ha. Allah Allah diye bağırarak gelen bir askerle karşılaştık. Herkese söylediği şey şuydu. Ne direnmesi? Canınızı kurtarın diye karşılaştık. Bunu söyleyen başka bir ülkenin paralı asker olarak gelmiş adam. Elbap tam önünde bir şehit verdik. Elbap'ın tam önünde şehit verdik. O günkü Suriye'deki en üst düzeydeki Rus komutanlardan bir tanesi veya güvenlik ekibinin başındaki olanlardan bir tanesi toplantıda Suriyelilere şunu söylüyor. Elbap düşmüştü. Herkes diyor ki ne diyorsunuz ya? Daha Elbap'a giremediler. Söylediği şey şu. Türklerin kan döktüğü bir yeri almadan bıraktıkları bir toprak yoktur. Bunu söyleyen bir bunu söyleyen bir Rus. Diğerini söyleyen Çinli bir paralı asker. Öbürünü söyleyen Yunan Kara Kuvvetleri komutanı. Ama biz kendimize geldiğimizde kendimizi bilmiyoruz maalesef. Deliler filmine çekildiğinde deliler diye söylendiğinde şöyle bir kelime geçiyor. Çok ağrıma gitmişti. Deliler filmi deyince adama şey demişler. Cem'e demişler, İsmail'e demişler. Siz komedi filmi mi çekiyorsunuz diye. Biliyorsunuz değil mi? Yani arkadaşları biz deliler diye bir film çekiyoruz demişler. Komedi filmi mi çekiyorsunuz demişler. Ama 1700 yılında Osmanlı'da delileri görmek için gelen bir Fransız tarihçi o dönemin en önemli kayıtlarına bir tanesi şöyle düşmüş. Ben gittiğimde yaklaşık 1.90 boylarında anormal güçlü bir grupla karşılaştım. Sordum bunların ismi nedir dediler. Dedim deliler dediler. Ama zannetmeyin ki diyor bu deliler mektup anlamına gelen yani aklı yetersiz olanlardan anlamına gelmiyor diyor. Bunlar ülkesi ve vatanı için korkusuzca öne atılabilen cesaretli adamlar oldukları için deliler diyor. Yıl 1700'ler. 2018'de ilk defa dünya tarihinin örnek aldığı bir tarihi asker figürümüzü filmini çekiyoruz. Bir grup diyor ki komedi filmi çekiyor. Biz kendimizi bilmiyoruz bakın. Biz kendimizi bildiğimizde işte tarih değiştiriyoruz. 300 askerle karşıya geçiyoruz. Vietnam dedikleri yere giriyorsunuz. 15 Temmuz'da bu insanlar bırak sokağa çıkmayı, cuma namazına bile gitmez diyecek kadar konuşan adamların karşılaştığı tablo bu ülke için sokaklara çıkan milyonlar. Tankların karşısına çıkanlar, elleri çıplak ellere çıkan insanlar.
Bu öyle kolay bir şey değil. Zaman zaman hep tartışıyoruz. O sokağa çıkanlar da ne yaptı diye sorduğumuzda iki şeyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Ben çok yaşlı teyzelerimize sordum. Bir teyzem bana şu hikayeyi anlattı. Dedi ki, annem dedi, aşağıya bakkaldan ekmek almaya gidemeyecek kadar ayakları ağıran bir kadındı. Ben annemi dedi, o gün havalimanında buldum dedi. Annem dedi beni oradan aradılar. Burada bir tane kadın var, buraya gelmiş. Yürüdüğü mesafe neresi biliyor musunuz? Bayrampaşa'dan oraya yürüyor. Bayrampaşa'dan havalimanına yürüyor. Burası için herhalde ne kadar mesafedir? Bilemiyorum ama yaklaşık bir 10 kilometreden bahsediyor. 10 kilometreden bahsediyor. Kadına soruyorlar. Yani sordum diyor anneme. Ya anne sen aşağı bakkala inmiyorsun. Nasıl gittin dedin mi diyor. Vallahi ben de bilmiyorum. Allah bana bir cesaret verdi, bir güç kuvvet verdi ve ben o gün Üsküdar Havalimanı'na kadar gittim. Başka bir güç daha var. Allah'ın gücünün yanında bir de geçmişten gelen atalarımızın bize vermiş olduğu delilik var ya. O delilik var. O boşu boşuna barikatlar döneminde jöhler ve pöhler bu delilleri bir araya getirmeyecektiniz diye boşu boşuna yazmadı. O deli lafı boşu boşuna söylenmedi çocuklar. Milletin bizden korktuğu kadar biz kendimizi tanıyabilmiş olsaydık zaten bugün hiç konuşmuyorum. Yalnızca bizden almaya çalışanlara mücadelemiz doğru yapmış olsak yemin ediyorum diyor. Geçen gün açıkladım. Türkiye'nin bir sürü operasyonla Türkiye'nin elinden alınan kaynakların toplam miktarı 700 milyar dolardır. 700 milyar dolardan bahsediyorum. Ne Türkiye'nin 5 kuruş borcu vardı ne de bugün Türkiye satın alma paritesinde 13'ünü değil dünyanın ilk 8 ülkesinden bir tanesi. Hep aynı tuzağa düşüyoruz. Hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Hep aynı yerlerden geçiyoruz. Türkiye kuzağa düşmediği müddetçe, oyuna gelmediği müddetçe 2023'te gideceği yer demin söylediğim yer. Adamlarda olmayan iman var. Adamlarda olmayan cesaret var. Adamlarda olmayan delilik var. Adamlarda olmayan hayatla ilgili gayret var. Çalışkanlık var. Bu ülkeyi sevmek var. Vatan duygusu var. Bu nimetleri başkaları verebilmek için mücadele ederken biz olduğumuz 20 türlü pozisyonları anlayamıyoruz. Ben 2020'yi anlatıyorum bakın hala. 2020 Türkiye'nin ne borcunun olduğu ne de kimsenin parmağıyla elini işaret edemeyeceği bir dönem yaşayacak. Bugün ABD'li Birleşmiş Milletler'in ABD'li temsilcisi ne söyledi? Söyle. Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Haley Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu Suudi yönetimi ve yönetimin başındaki Selman'dır dedi, cezalandırılmalıdır. Ne yapmama geliyor şimdi sizce, buraya gelmiş? Sizce bu lafı kim söyledi ona? Sizce kim söyledi? Türkiye. Çünkü başından beri Türkiye'ye oyun kurmaya çalışanların öyle bir paçasına yakaladı ki çünkü Türkiye'yi çok küçümsediler. Türkiye'nin istihbarat birimine çok küçümsediler. Ve öyle bir belgeleri yakaladı ki Türkiye sonunda gelecek nokta Salman bu işin içinde olmadığı dediği noktada gelinen nokta bu işin sorumlusu Selman'dır ve cezalandırma denilen noktaya getirdi. Türkiye'ye o zaman bir kez daha söyleyeyim mi? Türkiye 15 Temmuz'da oyuna gelmekten vazgeçti. İlk oyunu bozduğumuz yer 15 Temmuz'dur. Arkasından Elbap'la beraber ilerlediğimiz yol yerde oyun kurmadır. Arada bir fark kaldı. Şimdi ettiklerimizi biçmek. Doğu Akdeniz'de petrolü de doğalgazı da bulduğumuzda Türkiye'nin yaklaşık olarak cari açık verdiği 40 milyar dolarla bitmiş olacak. Mete Erhan bir saniye burada çok enteresan bir şey söylüyor çünkü benim yayınımda da aynısını söylemişti. Belki de izlemeyenler vardır. Daha Türkiye, o zaman sondaj yapılmamıştı. Sondaj yapılmamıştı. Daha adı geçmiyor. Türkiye doğalgazı, petrolü bulacak dedi. 6 ay içerisinde Mete Erhan. Ya hani şüpheyle yaklaştı. Samimi söylüyorum şu anda yani. Hani ya o kadar da hemen bulabilir miyiz? 6 ay içerisinde. Bunu burada topluca olduğu yerde mi söylüyorsun?
Bunu baş başayken niye söylemedin? Arabada yürürken özellikle söylemedim ben. Değil mi? Arabanın dışarıda tarzı. 7 bin mesafesindeydim değil mi? arkadaşlar gerçekten söylüyorum. Eğer bulabilirsek, ki ben bulacağımıza inanıyorum çünkü bulunan yerde biz de arıyoruz. Başkası buldu, biz de aynı yerde, bizim bulduğumuz yerde bulacak olanların biz de orada bulacağız. Bakın biz bunu bulduğumuz andan itibaren Türkiye'nin bütün dengesi değişir. Buna hazır mıyız? Bak buna niye hazır mıyız diye sordum. Çünkü buna bize yedirmemek için ellerinden gelen bütün gayreti gösterecekler. Hazır mıyız? Bence değiliz. Niye olmadığımızı bugün konuştuk seninle. Anlatsana şu profesörün başına gelelim. Evet biliyorsunuz ki... Bir anlatır mısın sen? Bir profesörümüz sosyal medyada özellikle takip etmişsiniz. İbrahim demiş oldu. Evet. İbrahim demiş oldu. Demiş oldu. Yani Gaziantep'teki, İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi'nde ilahiyat profesörü. İlahiyat profesörü olunca tabii sosyal medyada maalesef ilk gördüğümüz şeye hemen inanıyor ve reyte yapıyoruz. Geçen gün Suna Varol hesabını takip eden var mı aranızda bilmiyorum. Vardır belki, çok fenomen bir hesap. Biliyorsunuz ki bir kadın fotoğrafı kullanıyor o hesapta Suna Varol. Kim çıktı? Azılı bir FETÖ'cü çıktı. Tipine baksanız neyse tükürürsünüz zaten. Sosyal medyada hemen ilk gördüğümüz RT'ye falan yapmayı sevdiğimiz için işte o hocamız hakkında da, o profesörümüz hakkında da güya kadınlar hakkında çok ilginç şeyler söylemiş gibi lanse edildi. Bırakın onları söylemeyi, tam tersini söylemiş. Ve maalesef üniversitede değil mi Mete abi? Açığa aldı. Açığa aldı, sosyal medyada linç edildi. Linç kültürü maalesef çok fazlaca bizim ülkemizde ve hemen inanıyoruz. Ama gerçek bambaşka. Yaşı çok ileri olanlar, yani 12 Eylül'ün öncesini gören arkadaşlar hatırlarlar. 12 Eylül sonrasında sağcılarla solcular artık belli bir yaşa geldiklerinde şey söylediler. Ya abi sana kim silah getirmişti diye sordular. Dediler ki Mehmet diye birisi. Aa bize de o adam silah getirmişti. Yani silahı getiren aynı adamdı. Daha sonra gerçekten balistik raporla da çıktı ki arkadaşlar sağcıyı da öldüren silahla solcuyu da öldüren silah aynısı. Adam götürüyor bu tarafta, solcunun eline veriyor, sağcıyı öldürttü, sağcının eline verdi, solcuyu öldürttü. Ama ne zaman öğrendik biliyor musun? 5000 tane gencimizi kaybettikten sonra. Aradan 10 yıl geçtikten sonra öğrendik. Şimdi de aynısını yapıyorlar ya. Bu sefer de sosyal medyayı kullanıyorlar. Adam dönüyor, bir tane ilahiyatçı hiç söylemediği bir şeyde, özellikle seçiyor. Özellikle ilahiyatçıyı seçiyor. Tamam mı? Hiç söylemediği kelimeleri söylemiş gibi yapıp herkesin önünde linç ettiriyor. Aynı adam. Aynı adam bu sefer karşı taraftan birisini seçiyor. Onu linç ettiriyor. Bir o tarafa bir bu tarafa. Bir o tarafa bir bu tarafa. Bir müddet sonra öyle bir noktaya geliyorsunuz ki kendi içinizde kavga etmekten adamların size kurdukları oyunu göremiyorsunuz. 15 tane öyle gelmiştik. O 49 yani o 40 milyar doları bize verdirmemek için, bakın açık bir ne söylüyorum, verdirmemek için yapacakları mücadelenin en büyüklerinden bir tanesi şunu söyleyeyim. Bu ülkede iş savaş çıkartmak için birilerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Çünkü o parayı, o kaynağı bulduğumuz andan itibaren Türkiye'yi bir daha tutma şansları yok. Çünkü bir tek bir şeyle şu anda tehdit edebiliyorlar. Cari açığınız var, her sene 40 milyar dolar para bulacaksınız. İstemediğiniz düşünün. İstemediğiniz düşünün. O zaman ne olacak? Türkiye'yi kim engelleyebilecek? Şimdi de engelleyemiyorlar. O zaman da engelleyemeyeceklerini düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlar dört nolu videoyu bir koyalım. Size bir şey göstereceğim. Daha sonra da bunun üzerine size bu 2020'nin neden bununla alakalı olduğunu anlatacağım. Bir ışıkları kapatalım. We'll be right back.
SİHA Türkiye'nin 2000'li yıllardan beri özellikle ABD müttefikimizden ve diğer müttefiklerden istediğimiz silahlı insansız araç. Bu araç bir tane istedik, iki tane istedik. Dünyada en çok üreten ülkelerden bir tanesi ABD'nin kendisi. NATO'da beraber müttefikiz. Beraber ortak hareket ediyoruz. Terörle ortak beraber mücadele ediyoruz. Ama sıralı bütün başbakanlar, cumhurbaşkanları istediklerinde söyledikleri şey şu. Maalesef size veremeyiz. Bakın şu SİHA'dan bir tanesi koca bir kasabayı neredeyse Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet birimleri girmeden PKK'lıların tamamı temizledi. Şimdi niye vermekten aradınız mı? Peki Türkiye ne yaptı? Kendi çözümünü buldu. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye kendi çözümünü buldu. Her şeyi başardı. Türkiye SİHA'sını kendi üretmeye başladığı andan itibaren sıfır SİHA'dan tam 1,5 senede, 2 senede Avrupa'nın en büyük SİHA filosuna ulaştı. Şu anda 70 tane SİHA'sı var. Muazzam bir şey. Bakın sıfır SİHA'dan 70 SİHA'ya gelmek öyle kolay bir rakam değil. Avrupa'da böyle bir rakam yok. Bırakın üretmeyi, kendi ihtiyacımızı karşılamayı, bir de üstüne üstlük satmaya başladınız. Hatırlayın Atak helikopterinin Türkiye'de muadili Amerikalı eski Kobra helikopterleriydi. Amerikalılardan istiyorduk 4-5 tanesini. 1980 yapımı olanlarını bize maalesef depolarımızda olanları size veremeyiz deyip vermiyorlar. Türkiye 2 senede envanterinin 40 tanesini soktu. Arkadaşlar 2002 ile savunma sanayine ayırabildiğimiz toplam kaynağın büyüklüğü ve projenin sayısı 2.2 milyar dolar. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı proje sayısını duydunuz mu? 650 proje 60 milyar dolar. Ha diyeceksiniz mi şimdi? Bunu söyleyen arkadaşlar oluyor, duyuyor çünkü. Abi tabii ki sağlığa para vermezsen, buraya para ayırırsan tabii ki ayırırsın. Hiç öyle değil. 2002 yılında Türkiye'nin bütçesinden ayırdığı 2.2 milyar doların büyüklüğü bütçemize göre %3. %3'ünü ayırdığımızda 2.2 milyar dolar ödüyoruz. Türkiye'nin bugün 60 milyar dolar için ayırdığı %'nin bütçeye göre oranı ne biliyor musunuz arkadaşlar? %2. Niye? Çünkü Türkiye büyüdü. Türkiye'nin kaynakları büyüdüğünde ayırabildiği proje sayısı da 650 proje. 2002'deki proje sayısı 20 tane arkadaşlar. Bugün 650 proje işte size oyun kurmaya çalışanların tamamının oyunu bozuyor. Şu anda elimde yok ama keşke onu size seyrettirebilseydim. Bir Yunanlı gazetecinin vermiş olduğu röportajı seyrettiniz, endeniz var mı? Aynen ibarelerini söylüyorum. Adam çıldırıyor böyle. Arkada bizim SİHA'lar, helikopterler, uçaklar filan söylüyor. Ya adam anlatıyor böyle. Nasıl heyecanla anlatıyor? Ya diyeceksiniz ki adamı Türkiye olarak gönderdik, Yunanca konuşuyor. Yok. Adam Yunan milliyetçisi olan bir televizyoncu. Söylediği şey şu. Biz neden Türkler kadar kendini koruyabilmeleri için bu kadar çabalarken biz çabalayamıyoruz? Bu adamlar ne kadar milliyetçi ve ülkelerini seviyorlar. Bunları yapabiliyorlar, biz niye yapamıyoruz diye kıyameti kopartıyor. Adamlar Ocak 1'de 2019 tarihinde başlamak üzere bir hesap numarası açtılar. O yayından sonra. Türkiye ile mücadele etmek için, fırkateyn yapabilmek için yardım kampanyası vermiş. Türkiye gerçekten çok büyüdü. Türkiye büyüdüğü için de zaten başkalarının alanlarına girmeye başladı ve başkalarını çok daha fazlasıyla rahatsız etmeye başladı. Yine söylüyorum. 2023 yılında nerede olacağımızın kararını hep beraber vereceğiz. Ve birileri bunu alabilmek için de yapabildikleri kadar aynı 12 Eylül'den önce yaptıkları gibi birbirinden farklı etnik, mezhepsel bütün olayların her birini kaşıyacaklar.
Yakın dönem, hatırlayın, 10 Kasım'da Edirne'de yaşanan olay. Edirne'de büstü kırmaya giden kadının geçmişi, söylemediği ifadelerle ilgili açılan takılın, açılan yerin neresi olduğunu araştırdınız mı? Yani ABD, Atatürk ilah değildir etiketiyle Atatürk ilahtır etiketi. İki zıt etiket Amerika'nın Florida kentinden açılıyor. Florida kentinde açılan yaklaşık 5000 hesap üzerinden idare edilmiş oluyor. Ve biz yaklaşık bir ay bunu tartışıyoruz. Tartışmamız gereken onlarca iş, onlarca olay vardı. Eğer biraz daha taşıyabilseler de taşıyacaklar da devam edecekler. O yüzden söylüyorum ilahiyatçılar ve diğerleriyle ilgili. Bu dönemde sizlere çok iş düşecek çocuklar. Yani özellikle iç güvenliği sağlanması konusunda sizlerin çok akıllı olması gerekiyor. Ve gittiğiniz her yerde, bulunduğunuz her ortamda sizler rica ettiğim tek konu. Gençlerle beraber sohbet edin. Bir polis olarak değil, ablaları, abileri olarak akıl verin ve onları uyarmaya devam edin. Çünkü Türkiye gerçekten direnişten direnişe doğru gidiyor. Bunu bir eski asker olarak çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben şundan gurur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle dikilip arkasına savunma sanayi ile ilgili 2000 kişiyi alıp konuştuğunda 3 gün sonra veya birkaç gün sonra Fırat'ın doğusuna gireceğiz lafını ne kadar rahat söylediğini farkında mısınız? Ne kadar rahat söylüyor. Bakın, o kelimeyi sarf etmeniz için milletinize güveneceksiniz. İki, silahlı kuvvetlerinize güveneceksiniz. Üç, kaynaklarınız sizi bu savaşa başkasından bir şey almadan eğer kaynağınız varsa bulabilirsiniz. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı mühimmatların %98'i Türkiye'de üretilmeye başlandı. İster hava kuvvetleri olsun, ister kara kuvvetleri olsun. %98'i Türkiye'de üretildiği için Sayın Cumhurbaşkanı operasyon emrini verebiliyor. Geçmişte bu mühimmatları biz yurt dışına alıyorduk. Dışarıdan aldığımız için de belli bir süre var geçmesi gerekiyor. Ama şimdi öyle bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı çıkabiliyor. 3 gün sonra gidiyoruz. Bunu yani bir soralım Mete Erhan. Herkesin merak ettiği galiba bu zamana gelirken programın girişinde de söyledim. Yani bugün yolda gelirken sorduğumda sana birkaç gün içinde harekete geçebiliriz cümlesinin aynısını 15 dakika sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duyunca insan şaşırıyor. Aslında şaşırmıyorum artık seni söylediklerine de abi. Bu hissi, yani bu cümleyi söylerken neye göre söyledin? Sizce? Ve Fırat'ın doğusundan ne olacak, bizi ne bekliyor? Amerika ne yapacak her şeyden? Tamam, onu söyleyeceğim. Artık beraber konuşalım istiyorum. Evet, soru beraber. Soralım bu arada. Şey var mı aslında? Mikrofon var mı arkadaşlar? Evet. Gençler, demin sorduğum sorunun cevabını öğrendiniz mi? Konuşabiliyor muymuşsunuz? İzin çıktı mı? Çıkmıştır ya. Politik konu sormayacağım ya, politik sormayacağım. Çocuklara şeylerle ilgili soracağım. Sizce, bir tane söylemek isteyen arkadaş varsa söyleyebilir, var mı? Serbest misiniz? Tamam bak orada helal olsun sana. Bak tam önünde bir kız arkadaşımız var. Bayan, evet, sen elini sen kaldın değil mi? Evet, bağırıyor. Yoksa soru yok diye mi kaldırdın? Nedir? Soru yok diye kalsınız. Cevap mı yok? Ben bir soru soracağım. Oradaki arkadaşımıza verebiliriz. Arkadaki arkadaşımıza verebiliriz. Tamam. Şeyi sormayacağım, ismini sormayacağım, cismini sormayacağım, hiçbir şey sormayacağım. Bir tek soru soracağım. Sence Türker bana sorduğunda bu soruyu ben neye güvenerek bu kadar rahat cevap vermiş olabilirim? Ekonomik gelişme. Yeter mi? Bence yeter. Çünkü ekonomik gelişmenin ardı sıra sanayiye, savunma sanayisine ve bunun yanı sıra ekonomik, zaten bir devletin ekonomisi, yani ekonomik gelişmesi sabitse ve yükseliyorsa, devamlılığını getiriyorsa bununla birlikte savunma sanayisi de yükselir. Dışarıya bunun reklamını yaptığı zaman da, yani milletine, kendi halkına bunun reklamını belirli ajanslarla yaptığı zaman da halkın güveni daha çok artar. Halkın güveni arttığı zaman da halk daha çok ilginç olmaya başlar. O zaman şöyle söyleyeyim, senin yani ekonomik güç olarak baktığında dünyanın en büyük ekonomik gücü ABD diyoruz değil mi? O zaman Irak'ta
başarılı olmuş olması lazım. Afganistan'a başarılı olmuş olması lazım. Veya Almanlar dünyanın en büyük ordusuna sahip olması lazım. Doğru mu? Ekonomik güç olarak en fazla cari veren ülkelerden bir tanesi. Doğru mu? Öyle söylüyoruz değil mi? Bu konuda doğru ama bir atladığım bir konu var. İnanç. İnanç her şeyden önemli. Ha. Abi geleceğin yer burası. İlk başlangıç bu. Ben meslek hayatımda 20 yıl üniforma taşıdım. Aramızda evlat sahibi olan var mı? Çoluğu çocuğu olan var mı? Allah var. Allah hepimizi bağışlasın çocuklarınıza. Bayağı onlar da size. Yukarıdan hiçbir şey yok farkındasın. Evet, aşağıda. Evet, düşünün. Evinizde böyle nazlı yetiştirdiğiniz çocuğunuz. Annesine bile su isterken şöyle söylüyor. Anne su getir. Doğru mu? Öyle değil mi? Öyle yetiştirmiyor muyuz? Nazlı yetiştiriyoruz. Veya başka ne yapıyoruz? Ya anne bugün de mi bu yemeği yaptın? Diyor değil mi? O da ona hemen iki tane tost yapıp getiriyor. Ben askerlik meslek hayatı boyunca yaklaşık 20 bin askeri komuta ettim. Operasyon bölgelerinde komuta ettim. Bunların bir kısmı da sizin aynı bu yetiştirdiğiniz gibi geçmişe de böyle geldi. Yani delikanlı İzmir'in, Muğla'nın sahil kesiminden benim yanıma geldi. Şeyden de geldi, Karadeniz'den de geldi, Yozgat'tan da geldi, başka yerden de geldi. Birbirini tanımayan hep bir sürü asker var. Çok teşekkür ederim. Oturursun, oturursan ayakta kal. Acemi Birliği'nde eğitim almışlar. Yaklaşık bir 3 ay sonra. Geldiler, bir ayda biz verdik üzerine eğitim. 4 ay. 4 ay. En fazla yüksek çıktığı mesafe 200 metre, 250 metre. Benim operasyon yaptığım irtifanın yüksekliği 3450 metre. Yani 2000'den sonra nefes almakta zorlandığınız ağacın bile olmadığı bir yerden bahsediyorum. 3450 metre. Oraya çıkmak için sırtımızda 35 kilo yük. Annesine, anne bana su getir diyen delikanlı 4 ay sonra 35 kilo yükle benimle o dağın zirvesine tırmanabilmek için tam tamına 18 saat yürüyordu. Gece başladığımız yolculuk ertesi gün öğlen gibi bitiyordu. Sabaha karşı değil, ertesi gün 18 saat yürüyordu. Hiç durmadan ve hiç uyumadan. Arada su içip iki lokma ağzımıza atıp durduğumuz molalar hariç durduğumuz bir sürede yok. Ne oluyordu da 4 ayda bu çocuk annesine su isteyen çocuktan 3450 metrede 18 kilometre yürüyebilecek bir aşamaya geliyor. Söylediğin sorunun cevabı şu delikan. İnanç. Vatan sevgisi. İman. Hiç kimseye zorla bu işi yaptıramaz. Amerikalılar Irak'ta savaşa girmek için yurt dışında bulunan göçmenlere şu teklifi sundular. Bizim adımıza savaşırsanız 2 sene Irak'ta size göçmenlik karnesi veririz. Öğrencilere şunu söylediler. Eğer gelip asker olarak bulunursanız bütün üniversite burs paramızı size bedava vereceğiz. Hatta bir kısım mahkumlara eğer operasyon bölgesinde görev yaparlarsa cezalarının affedileceğiyle ilgili bazılarına kısmi af bile çıkartıldığı söylendi. Yetmedi. Dünyanın her tarafından yaklaşık 100 bin civarında Blackwater diye kurdukları askeri özel şirketlerle 100 bine yakın adamı paralı askerlere getiriyor. Aradaki fark şu. Benim delikanlım, benim yiğit kızlarım, bacılarım 5 bin kişi için 250 bin başvuruyor. Aradaki tek fark bu. Ne para, ne pul, ne o, ne bu. O 4 ayda onu yiğit olarak o dağa götürebilecek ve hiç nazlanmadan ya binlerce askerden bir tanesi demez mi kardeşim? Ya komutanım ben yürümeyeceğim ya. Beni burada bırak diyen bir adam ya çıkmaz mı kardeşim? Ya? Bir tane de sütü bozuk adam çıkmaz yani. Çıkmadı çocuklar, ben rastlamadım. O yüzden de bana sorduğunda bana sorduğunda aynı şey istiyorum. Ben bu milletin içerisinde mayası bozuk adam çıkacağını düşünmüyorum. Ha diyeceksiniz ki FETÖ'cüler kim?
Onların bizden olduklarını kim söyledi? Onların aynı imandan olduklarını kim söyledi? Söylüyorum size, kim söyledi? Biz devamlı şu hatayı yapıyoruz. FETÖ'cülere cemaat diyoruz. Ya sorayım size, sizin namaza durduğunuz, beraber şeye gittiğiniz, cuma namazı gittiğiniz amcanın isminin başında kod ismi var mı hiç? Yani Mehmet amca diye bildiğiniz adamın isminin aslında Ahmet olduğunu falan hiç rastladınız mı? Mehmet amca, bildiğin Mehmet amca. Mehmet amcanın şöyle bir şeyi var mı? Katalog evliliği yapmış mı mesela Mehmet amca? Yani eşini seçmek için birileri katalogdan bir liste getirmiş, bununla evleneceksin diye söylemişler mi Mehmet amca? Yok. Mehmet amca birisinin hakkını yiyerek bir mevkiye mi gelmiş? Var mı arkadaşlar arasında böyle bir şey? Bakın söylediğim şey şu. FETÖ'cülere cemaat dediğinizde inançlara bakıyorsunuz. Eğer gerçekten inanan bir adam olsa bu yaşananın hiç mi yaşamazsınız? Yaşamaz. Bu adamların hiçbirinin cemaatle alakası yok. Çünkü şöyle bir şey yapamazsınız ki. Adama soruyorlar. Diyoruz ki bu adam ne yaptı diye soruyoruz. Adam diyor ki hiçbir şey yapmadım ben. Adamı sorguda soruyorlar. Şeye nasıl gittin diyorlar. Askeri liseye nasıl girdin? Askeri liseye gitmeden önce rüyasında soruları gördüğün bir abimiz geldi. Bize cevapları ezberletti. Yani ilk soru ve ilk çalınan yerle başlıyor. Ne yapıyor? Birisinin hakkını gasp ederek başlıyorsun. Yani hakkıyla girecek adamın yerine sen soruları cevabını aldığı için gidiyorsun. Bitmiyor. Diyor ki biz oraya gitmeden önce neleri konuşacağımızı bize söylemişlerdi. Hatta oradaki abileri bize tanıtmak ve bizim onları tanımamız için de bize bir işaret vermişlerdi. Biz bir işaret söylüyorduk. Bizi mülakata alan oradaki komutanlar bizim seçilmiş öğrenciler olduğumuzu biliyordu. Hırsızlık devam ediyor mu? Bitmedi. Bitmiyor. Okula girdik diyor. Okulda yine sınav soruları bize veriliyordu. Biz hep dereceye giriyoruz. Dereceye girmek için önümüzde engel olduğunu gördüğümüz öğrencilere bizden olanlarla beraber disiplin cezası verdik, okuldan attırıyorduk. Yani başarılı öğrenciler de önümüzde olmasına fırsat vermiyorduk. Hak kasip etmeye devam ediyor musun? Etmeye devam ediyor. Arkasından bitmiyor adamın hikayesi. Mezun olduk diyor. Normalde benden önce yurt dışına gitmesi gereken adama bir katakülleyle soruşturma açıldığı için, o gitmediği için ben yurt dışına gittim. Bitmiyor adamın hikayesi. Dönüyor. Ne oldunuz peki diyor. Kurmaylık imtihanı için zaman geldi diyor. Bana kurmaylık sorularını getirdiler, verdiler. Ben ezberledim, kurmaylığı kazandım diyor. Bitmiyor. Çalma daha bitmedi bakın. Sonra ne oldu diyor? Beni diyor seçme yerlere yerleştirdiler. Benim arkadaşlarım Güneydoğu'ya göreve giderken ben Ankara'da Genelkurmay Karargahı'nda seçilmiş bir yerde görevlendirildim diyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. Benim görevim diyor Genelkurmay'da ne olduğuyla ilgili her konuşulan konu ve yazılan çizilenle ilgili not tutup bunları abime söylemekti. Yani devlet sırrını saklamaya devam ediyor. Devlet sırrını alıyor, dışarı çıkartıp başka birisine veriyor. Bitmiyor. Bitmiyor. Bu arada diyor, gördüğümüz bir olay varsa bunları da anlatıyorduk diyor. Neyi? Örnek vereyim, terörle mücadele. Bitmiyor. MİT'in için, MİT'in sızdırdığı, KCK'lar içine sızdırmış oldukları varsa diyor, onları da bildiriyordu. Daha sonra öldürülüyorlar. Kim ne yapıyor? Arkadaşını infaz ettirilmesiyle ilgili emri verebilecek olan yere geliyor. Bitmiyor. Önümüzden geçen birisi varsa görmezden geldik dedikleri zaman gözlemezden geliyorduk diyor. Duyma dediklerinde duymadık diyor. Yani görevini yapmıyor. Bitmiyor arkadaşlar. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Sayıyorsun, bitmiyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sonra karşına şunu geliyor. Ama ben bir şey yapmadım ki diyor. Ben de diyoruz ki lan daha ne yapacaksın? Daha ne yapacaksın? Daha yapman gereken daha ne var? Hırsızlıksa, gaspsa, hak çalmaksa, adam öldürmekse, vatana hainlikse, daha yapman gereken daha ne var kardeşim?
Biz hala 15 Temmuz'u konuşurken bunları hala konuşamıyoruz. Çünkü hala savundukları bir nokta var. İşte geçen gün gördünüz mü bilmiyorum. Üsküdar'daki Kule Askeri Lisesi'nin albayının vermiş olduğu emirleri veren şahsın savunmasını gördünüz mü? Son sözünde pişmanız mı diye sorduğunuzda verdiği cevap okudunuz mu arkadaşlar? Okumanızı tavsiye ederim. O yüzden söyledim. Bu toprağın insanı, bu toprakla yetişmiş insanlar bu millete ihanet edemezler. Hata yapabilirler. Ama bunun da bir ölçüsü var. Hata yapabilirler. Hainlik yapamazlar. O yüzden söyledim. Maya'da bir tuhaflık var. Bu Maya'da tuhaflık olduğunu biz görüyoruz. Bakın ne dedim? 3 ay eğitim almış ana kutusu bana gelip 18 saat yürüdüğünde bile ya ben niye yürüyorum diye sormayan o saf Anadolu çocuğu itiraz etmezken ben bu ülke için vatan ve millet uğruna seve seve can vereceğim diye yemin eden adam 15 Temmuz'da sokaklarda insanları taradı. Şu lafı hiç unutmuyorum. Polis özel harekatın Gölbaşı'ndaki tesislerini vuran adam telsizde konuştuğunda söylediği lafı biliyor musunuz? Adam vurduğunu söylüyor. Polis özel harekatçıları birkaç gün önce beraber operasyona gittiği arkadaşlarını vurduğu yerdeki adam vurdum diyor. Yerde gördüm ve vurdum diyor. Eline söylediği söyle lafı ne biliyor musunuz? Eline sağlık. Eline sağlık. 15 Temmuz'dan sonra geçen sene, bu sene oradan canlı yayın yaptık Habertürk'te. Olayı birebir yaşayan arkadaşlarımızın anlattığı sen oradan bakıyorsun bir de ben aşağıdan bakayım şöyle hadi. Dışarıdan görevli olmayanlar dahi darbe girişiminin olduğunu öğrenince herkes koşarak geliyorlar. Hatta emeklili olmuş arkadaşlar bile geliyorlar. Hatta özel harekattan o gün başka bir yere atanmış olanlar bile geliyorlar. Silahlarını alıyorlar tam çıkmak üzereyken vuruluyorlar. Vurdukları bomba PKK'nın dağdaki sığınağına attığımız bombayla aynı. O kadar büyük bir patlama oluyor ki yerde o kadar büyük bir çukur açılıyor ki. Patlamanın şokuyla ve basınçla mühimmatlar patlıyor. Personel üzerindeki mühimmatlar yerde. Arkadaşlar önce gidip arkadaşları söndüremiyorlar. Ve bu arada ne devam ediyor biliyor musunuz? Anonsu alanlar vurulduğunu gördüğü halde arkadaşlarının arasından geçip içeriye silahlarını alıyorlar. Yine naaşların arasından geçip dışarıya görevlerine gidiyorlar. Birisi yukarıda yerdeki polis özel harekatçıları bulunduğu için eline sağlık diyebiliyor. Diğeri ise şehadetin kesin olduğunu gördüğü bir yerde, gözünün önünde yaşanan bir olay olduğunu gördüğü yerde geri adım atmadan devam edip gidiyor. Bunlar arasında bayanlar var. Bunlar arasında evliler var. Yeni evlenmişler var. Gerçek delikanlılar var. Hiçbiri vazgeçmiyor. Bana söylesenize. Birisi bu ülkenin evladı, öbürünün bu ülkenin evladı olduğunu söyleyebilir misiniz? Benim söylediğim bir kelime var. Hepinize soruyorum diyor. Ben gittiğim yerde gençlere soruyorum diyor. Hayatta birisi için verebileceğiniz en fazla verebileceğiniz mücadele nedir? Neyinizi verirsiniz diyor. Paranızın ne kadarını verirsiniz? Böbreğinizin iki tane böbreğinizden bir tanesini verir misiniz? Tanımadığınız birisine diyorum. Ben desem ki ya benim böbreğim sıkıntılı arkadaşlar. Bana buradan kim böbrek vereceğim desen hepiniz düşünürsünüz. Adam kim? Niye veriyorum? Doğru yere mi gidecek? Benim kanım uyuşmaz diye 1500 tane soru aklınıza gelir. Buradakilerle şey yapmak için, küçümsemek için söylemiyorum. 15 Temmuz günü 250 şehidimiz hiç tanımadıkları 80 milyona can verdiler. Bir düşünün bakalım. Ne böbreği? Ne parası, ne pulu, hiç tanımadıkları 80 milyona
Kafalarına koydular ya, vücutlarına koydular ya. Hiç tanımadıkları diyor. Hiç tanımadıkları. 250 vatan evladı. 251 vatan evladı. Hiç tanımadı, ben tanımıyorum. Bir tek Ömer abisi, Halis'i tanıyorum. Halis'i de bile tanıyorum. Onu da birkaç hafta önce gördüm için. Birisi hiç tanımadığımıza, biz hepimize kredi verdi. Bugün şu konuşmayı yapıyorsak, bugün buradan çıkıp evimize gideceksek, çoluğumuzu çocuğumuzu seveceksek, Suriye gibi olmadıysak, hala birisi işgalli yerde hala büyümeye devam ediyorsak, hiç tanımadıkları insanlar için barikatlar önünde şehit eden güvenlik görevli. Afrin'de ve diğer yerlerde o şehit olan insanlar sayesinde bakıyoruz. Ben o yüzden FEDER konusu geldiğinde benim kusura bakmayın biraz devrim dönüyor. İçerisine tabii ki örgüt hiçbir şeyine karışmayan, yalnızca Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi o üçlemenin en alt bölümünde kalan insanlar olabilir. Ben buna söyleyecek bir şeyim yok. Ama her türlü ekmeğini yiyip nemalanmış adamlar konusunda ben aynı fikirde değilim. Çünkü garip kurabanın hakkını yediriyor. Belki en büyük yerlerden bir tanesi de o. Ben o yüzden son dönemde konuşurken cemaat lafını kullanmıyorum. O zaman inanan herkese hakaret ediyoruz. İmam lafını kullanmaktan bile bazen utanıyorum. Çünkü bizde imamlık bir övünülecek bir makamdır. Ama o kadar dejenerettiler ki, o kadar belli bir yere savundular ki işte geldiğimiz nokta bu. O yüzden söylüyorum, tuzağa düşmeyelim. Bu ülkenin gencecik başarılı öğrencileri bu tuzağa düşürüldüğü için, bakın FETÖ konusunda affedemediğim noktadan bir tanesi bu. Binlerce başarılı öğrenci bu tuzağa düştüğü için bugün hapisteler. Keşke kaptırmasaydık. Keşke bu örgütün eline düşürmeseydik. Keşke bu mücadele hep beraber oyunu bozabilseydik. Doğru mu Türker? Doğru. Gerçekten de artık biyonik adama dönmüş bunlar. Birçoğu Anadolu'nun, bakın Anadolu'nun en akıllı çocuklarıydı. Akıl çocuklarıydı. Okumaları için o tuzakla ele geçirildiler ve götürüldüler. Çanakkale Harbi bitiyor. İngiliz komutan şeye dönüyor. Londra'da konuşma yapıyor. Diyorlar ki savaş ne oldu? Biz diyorlar savaşı kazandık. Nasıl diyor ya? Çanakkale Savaşı'ndan geri dönmüyoruz. 250 bin tane adam kaybettik. Geri geri burnumuzun dikine geri döndük. Yok diyor. Biz diyor Türklerin iki neslini öldürdük. Hatırlayın o dönemde ortaokul lise dahil olmak üzere o dönemdeki tıbbiyeden, harbiyeden, liselerden, ortaokullardan öğrenciler cepheye gitmişlerdi 14 yaşında. Onların diyor okuyan iki neslini öldürdük diyor. O açığı kapatmak için çok uğraştıklar. Ben 15 tane süreçte bu FETÖ'nün Türkiye'ye vermiş olduğu en büyük zararlarından bir tanesi. Binlerce zarar var. Ama Türkiye'nin o pırıl pırıl çocuklarında mahvettiler. Aynı o İngilizlerin Çanakkale'de şehit ettikten sonra askerlerimizi söylediği kelime gibi. Biz buradan muzaffer tuttuklar. O yüzden söyledim çocuklar size. Gençlerle otururken, sohbet ederken, muhabbet ederken lütfen kötü yollara düşmesini engellemek için mücadele edin. Bir tane öğrenciyi kurtarın. İki öğrenciyi kurtarın. İster uyuşturucu olsun, başka türlü olaylara girmiş olabilir. Tutun abilik edin. Bir kişiyi kurtardığınızda inanın çok şey fark edecek. Hepimiz bir kişiyi kurtarsak zaten bölgede hiç sıkıntı kalmaz. 2023 Türkiye'nin önü için çok açık. Dünya için çok karanlık. Ama Türkiye için çok aydınlık bir olay. İki tane önemli şeyi fark ettik. Sayın Başkanım da burada seyrettiği gibi, yaptığı faaliyetler gibi. Millet olmayı bir daha hatırladık. İki, içimizdeki ayrılıktan gayrılıktan vazgeçmeyi öğrendik. Üçüncüsü de sanayi ve ekonomi anlamında nasıl bir atılım yapabileceğimizde farkına vardık. Çünkü içimizdeki aynı eksik. Fırat'ın doğusunu konuşacaksınız. Fırat'ın doğusu Türkiye için problem değil. İnan, Türk Silahlı Kuvvetleri için ve diğer emniyet birimleri için hiç sorun değil. Sorun 2071'de nerede olacağımız?
Eğer Türkiye buna odaklanırsa Fırat'ın doğusu bunların içinde en ufak sorun bile olmaz. Ezip geçer. Karşısına çıkacak olan hiçbir şey olmaz. Amerikalılar bizim karşımıza dikilirlermiş. Alparslan'ın dediği gibi. Diyorlar ki Bizans ordusu geliyor 200 bin kişiler diyor. Alparslan'ın söylediği lafı çok güzel. Biz de onlara doğru gidiyoruz. 40 bin kişi askeri. Düşünsün, onlar düşünsünler. 80 milyon coğrafyanın dibinde, Türk coğrafyasının dibinde Türkiye ile aşık atmaya gelen Amerikalılar düşünsün. Türk Silahlı Kuvvetleri karşıya geçtiğinde neyle uğraşacaklar? Ben Amerikalılarla karşı girip gelmeyeceğimle ilgili hiç düşünmüyorum. Onlar düşünsün. Evet. İsterseniz soru bölümüne geçelim. Saat kaç oldu farkında mısın? Saat 9. Arkadaşlar eve gidecekler. Evet, 9'u geçtik. Onlar yarın okula gidecekler. Bir iki soru alalım, bitirelim. İki soru alalım, bitirelim. İki soru alalım. Var mı? Buyurun, orada bir arkadaşım. Ön taraftan hemen evet. Beyefendi var. Mikrofon nerede? Bu arada ufak bir reklam yapayım mı Mete abi? Şöyle bir reklam. YouTube kullanıyor musunuz? YouTube aboneliğiniz var mı özellikle gençlerde? Sosyal medya kullanmak. Sosyal medya nasıl kullanıyorsunuz? Aktif kullananlar var ama YouTube'da kullanın ya, ne olur. Yani gelecek orada, iş oraya doğru gidiyor, siz de orada yerinizi alın. Ya gençler, bir şey soracağım. Çarşıya çıkmıyoruz. Sosyal medya kullanmıyoruz. Aç, kullanıyor musunuz? Açın şimdi, YouTube'u açın. O ne? Ha telefonlarınız akıllı değil. Aaa. Haa. Peki, arkadaşlar hep akılsız telefon mu kullanacaksınız? Evet. Hep. Evet. Zaten Aralık'ta mezun olmuyor musunuz? Evet. O gün gidip hemen akıllı telefon olmayacak mısınız? Evet. Onu söylüyor. Tamam, o zaman akıllı telefon aldığınız gün vazgeçme her şey. O zaman öndeki abilerimiz de YouTube'larına girerlerse artık Mete Yarar'ın da kendi resmi bir YouTube kanalı var. Eğer oradan Mete Yarar abimizi takip ederseniz seviniriz. Biz bugün yolda gelirken de yol hikayeleri de çektik. Çok da güzel oldu. Daha da farklı şeyler... Yani beni bu işe Türker sürükledi, onu söyleyeyim. Yani kötü yola o düşürdü. Benim böyle şeylerim yoktu, anlamam da. Vallahi gelecek orada ne olursunuz sosyal medyada özellikle bizlerin, tırnak içinde söylüyorum, bizlerin çok güçlü olması lazım. Eyvallah. Aynen. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Buyurun sorun alın. Hoş geldiniz. Eyvallah. Ben hocam teşekkürle başlıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Belediye başkanım da teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi biz meydana çıktık. Hı. Meydandan efor kavşağına gittik. Oradan da jandarmaya bütün şehir dedi ki hadi jandarmaya gidiyoruz. Askeri dışladan çıkartacağız. Biz yoldayken belediye başkanımızla karşılaştık. Bir gün hatırlıyorum. Dedi ki başkanım askerimizde bir problemimiz yok. Askerimiz bizi seviyor. Kışlasında beraber jandarmaya gittik. Halkın önünde jandarma komutanı ile evleri tutuştular. Biz devletimizin yanındayız dediler ve askeri kışladan çıkmadı. Ona ve şehrimize, vatandaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Güzel hadiseyi size anlatmak istiyorum. Eyvallah. İkincisi, biz yine hazırız. Aksaray'da değil çok. Orada şüphem yok yine, ya. Yine sokağa çıkmaya hazırız. Benim merak ettiğim şey şu. Devletimizin bu olan şeylere karşı veya gelecekte gerçekleşecek bu tarz olaylara karşı bir stratejisi, bir planı, bir projesi var. Çünkü ben hala korkuyorum. Bu sence var mı? Bence vardır ama yine de ben merak ediyorum. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi çünkü benzeri yapılanmalar olduğunu düşünüyorum. Bakın. Çok anladım ben sorunu. Arkadaşım şey söylüyor. Bizi oyuna düşürmeye çalışanların oyunu bozmakla ilgili Türkiye gerçekten hem istihbarat anlamında hem diğer güvenlik bilimi anlamında uyanık mı diye soruyor. Evet. Doğru mu? Evet. Aynen şunu söylüyor. Cemal Kaşıkçı olayı aslında bunu çok güzel bir örneğe getirmiştir. Ben bir kez daha yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu olay sırasında göstermiş olduğu performansa alkışlıyorum. Gerçekten hepsini kuyruğundan yakaladı. Yani 40 tilkiyi kuyruğundan yakaladı. 40 tilkiyi yakaladı. Demin Türkiye'nin açıkladığı söyleme öyle kolay kolay söylemezler. İki, geçen gün bir olay oldu. Hatırlıyor musun? Reyhanlı bombalaması yapan kişi Laskiye'de Suriye istihbaratın merkezini içinden kaçırdı. Ve Türkiye'ye getirdi Milli İstihbarat Teşkilatı. 3.
Sayıyorum. 3. Sincar bölgesinde Amerikalıların koruması altında olan PYD'li komutana zırhlı araç verdikleri zırhlı arabanın içerisinde 90 kilometre seyir halindeyken vurarak öldürdüler. 4. Afrin harekatında tam şu gösterdiğim demin hani vardı ya kuleler kalelerin olduğu yerde. İki askerimizin çatışmada sistem dolayı şehadetinden sonra şeyler kaçırılmıştı arkadaşlar. Askerlerimizin naaşı kaçırılmıştı. Daha sonra Afrin harekatından sonra Milli İstihbarat Teşkilatı kaçıran adamları tek tek buldu. Askerlerimizin naaşlarını çıkarttı. Ailesine teslim etti. Onu şehit edenler, ona dokunanlar dahil olmak üzere yaklaşık onun üzerindeki adamı Afrin'de yakalayıp Türkiye'ye getirdi ve yargıladı. Türkiye artık şunu herkese söylüyor. İster istihbarat birimi olsun, isterse başka bir olsun. Diyor ki, kim Türkiye'de bir eylem yaparsa, Türkiye'de Türkiye'yi yıkmakla ilgili bir eylem yaparsa, bu başka bir ülkenin istihbarat birimi de olabilir. Başka bir ülkenin istihbarat mensubu da olabilir. Ben senin içinden gelir alırım. Seni bulduğum yerde vururum. Askerime dokunursan, polisime dokunursan da seni binlerce insan içinden bulur, kafandan yakalar, gelir Türkiye'de adliye makamına çıkartırım. Bu örnekleri siz daha önceden hatırlıyor musunuz? Vuran'ın gittiği, Vuran'ın karıştığı bir dönemdeydi. Ben de o yüzden söylüyorum. Türkiye bu dönemde bu tür olaylara asla müsaade etmez. O yüzden Cemal Kaşıkçı olayı yalnızca Cemal Kaşıkçı olayından çok daha büyük. Dünyada istihbarat örgütleri birbirlerine karşı dava açmazlar. Bu bir gelenektir diyeyim. Bu geçmişten beri gelen bir adettir. Yalnızca eylemi yapan şahsı yakalarsın ve onu cezalandırırsınız. Bakın ilk defa Türkiye dünyada zor olan bir şey yaptı. Suudi Arabistan'ın istihbaratın ikinci adamıyla ilgili yakalama emri çıkardı. Söylediği şey aynen şöyle Türkiye. Türkiye'de Türkiye'yi bozmakla, Türkiye'yi oyun oynamakla ilgili her türlü oyunu bozmaya ben hazırım diyor. Peşindeyim. Ne yaparsan yap, seni yakalayacağım diyor. Sence bugünlerde Türkiye'ye başka bir şey yapma şansları var mı? Ben düşünüyorum çünkü ne var? Söyle ben de bilmiyorum. Paris'te yaşanan olaylar da Mardin. Sarıyer'de. Paris'te. Sosyal medyada bu şekilde görüyorum ben. Yani Türkiye Sarıyer'dekiler adı altında sayfalar var. O yüzden çekiniyorum yani. Ülkemizin böyle bir sıkıntı. Ya abi herkesin yelek kimi özgürlüğü var. Yani bir şey söylemiyorum. Yani bu konuda bir şey söyleyemeyeceğiz. Hani sarı giyer, kırmızı giyer, ne yapar bilemem. Ama ben şunu biliyorum ki Türkiye o emri veren de bulur. O emri yapacak olan da bulur. Bunu organize eden adamı da bulur. Daha organize olmadan bu işi kavrar ve çözer. Cemal Kaşıkçı olayını o yüzden çok örnek olarak verdim arkadaşlar. Çünkü geçmişteki Türkiye'deki bütün bu tür olaylarda ister barikatlar dönemi olsun ve diğerlerinde yabancı istihbarat elemanlarının olmadığı bir oyun Türkiye'de yapılamadı. Ya adam orada bunu tezgahladı ya parasal kaynağını verdiği ve de emrini vermişti. Ama şimdi verdiğinde bunu karşısına geçebilecek olan hem güvenlik güçleri hem de istihbarat birimleri var. O yüzden ben yani evet yapmaya çalışabilirler ama Türkiye eski Türkiye değil. Ben onu söyleyeyim sana. Türkiye eski Türkiye değil. Ben yapabileceklerine inanıyorum bak bu arada. Onu söyleyeyim seninle aynı fikirdeyim. Ama boyut oraya doğru gitmeyeceğini düşünenler. Deneyeceklerdir, çabalayacaklardır, nifak sokmaya çalışacaklardır. Benim bu son dönemde en büyük korkumdan bir tanesi, naçizane söylüyorum, suikast girişimi. En çok endişelendiğim şeylerden bir tanesi. Rize'deki olayı kastederek söylemiyorum. Suikast ile ilgili maalesef böyle bir olaya tenezzül edebilir ve bununla ilgili teşvik edilmiş olan adamlar, geçmişten kalan adamlar Türkiye'de olmuş olabilir. Böyle bir sıkıntı maalesef var. Evet, onun dışında bir soru da alalım. Buyurun, yaş olarak da müsaitsiniz. Bayanlardan soru sormak isteyen yok mu? Var. Helal olsun yani. Var. Helal olsun. Sen, ona sen soracaksın. Senle de bitireceğiz. Öğrenci misin?
Buraya gelme şansın var mı? Gel, buraya doğru gel. Gel, gel buraya. Evet, sizden alırım. Öncelikle Mete Bey hoş geldiniz. Eyvallah, sağ olun. Bu arada başkanımıza da teşekkür ediyoruz sizleri, bizleri de buluşturduğu için. Allah razı olsun. Bu arada medyada da çok sıkı takipçilerinizden bir tanesiyim. Eyvallah. Abdi Abdi demiyoruz. Beraber aynı yolda yürüyoruz diyoruz. Aslında öyle bu soruyu diyelim. Çoktan beri sormak istiyordum ama tabii nasip bir kısmet bugüne inmiş. Geçmişe dönük bir soru. Şimdi İkinci Dünya Savaşı uzun süren bir savaş oldu. Evet. İngiltere, Fransa, Almanya ve Avrupa, evet. Sovyet, Rusya ve iki tane atom bombası yemiş Japonya. Bu devletler maalesef bu kadar sıkıntıların içerisinde çok kısa sürede kendini topladı. Ha, nasıl oldu? Evet. İkincisi de şu. Yani şu andaki gibi bütün yetkiler üstümüze gelmemişken, adamlar birbirine düşmüşken biz neden o yılları değerlendiremedik? Cevap için şimdiden teşekkür ediyorum. Aslında sen bildiğim bir cevabı sordun bana. Tamam söyleyeyim, sen biliyorsun. Çok güzel bir soru. Size bir küçük bir hikaye edebilirim. Ben bunun ismini şöyle yazmıştım. Her ülke kendi hikayesini yazar diye yazdım. Köşe yazıldım benim. Örneğini de Japonya'dan verdim. Çok güzel örnek verdi. Size bir tablo çizeyim. Yıl 1945, Japonya teslim olmuş, iki atom bombası atılmış ve Tokyo şehri yangın bombası atıldığı için komple yanmış bir yer. Yalnızca Japonya'nın Tokyo şehrinde ölen insan sayısı Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan atom bombasından daha fazla. O kadar büyük bir insan yanarak ölmüş. Ve yıllarca, ki onların söylediği rakam olarak söyleyeyim hatırlamıyorsam, 1,5 yıl boyunca insanlar insan kokusundan Tokyo'da yaşayamamışlar. İnsan kokusu, yanık kokusu yüzünden. Çünkü evler biliyorsunuz kağıttan bir ev yanında bütün Tokyo topla hepsi beraber yanmış. Japonya küçük bir ada, başka ülkelerdeki olan Japonlar savaş kaybettiği için anakaraya dönmüşler. Yiyecek malzeme yok. Başlarında bir Amerikalı general eyalet valisi gibi duruyor. Kararlar onun üzerinden geçiyor. 5 yıl içerisinde 1,5 milyon insan açlıktan ölmüş Japonya'da. Yıl 1950'lere gelmiş. Japonlar bir araya gelmişler senin sorduğun gibi. Demişler ki biz buradan nasıl çıkarız? Demişler ki birlik ve beraberlik. Ne yaparız? Önce gençlerimizi dünyada ne oluyorsa öğrenmeleri için elimizdeki avucumuzda ne kadar para varsa gönderelim. Ama demişler ki onlara lütfen siz de dönün ve bizi ayağa alın. Gitmişler. 3-4 sene okumuşlar. 1955'lere gelmişler. Burada demişler ki başka bir şey daha söylemişler. Elimizde eskiden ne kadar sanayi varsa onları hep beraber ayağa kaldırdık. Ve gerçekten ayağa kaldırmışlar. Başka bir karar daha almışlar. Dışarıdan hiçbir malzeme ithal etmeyeceğiz demişler. Hiçbir şey. Hiç. Bir daha söylüyorum. Hiç. Ne kadar para kazanıyorsak, yani adamların bakın söylüyorum 1,5 milyon insanın açlıktan öldüğü bir durumdan bahsediyorum. Kazandığımız paranın yarısını tasarruf etmek için ve daha sonra ülkeme sermaye olarak kullandırmak için tasarruf edeceğim demişler. Yıl 1960'lara geldi çocuklar. 1955'te öğrenciler dönmeye başladı, sanayiler başladı. Yıl 1960. 1970'e geldiğinde Japonya dünyanın en büyük sanayi ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk borcu verir. Bugün ABD'nin Japonya'dan aldığı borcun miktarı 1.2 trilyon dolar. Yani ülkenin insanları, ülkenin kaderini tamamen yıkılmış bir ülkeyi yalnızca ve yalnızca 10 senede ayağa kaldırmışlar. Ama bir karar vermişler. Önce tam bağımsız demişler. Önce milli kaynaklarımız demişler. Önce milli sermaye demişler. Bunu yapmışlar ve 10 senede ayağa kalkmışlar. Bugün Japonya'yı biliyorsunuz. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi.
Cevap oldu mu? Birlik beraberlik. Tasarruf etmek, müsrif olmamak. Ben hep öyle söylüyorum. Müsrif olmamak. Olmayan bir parayı harcamamak. Borca yaşamamak. Tabiri caizse ayağını yorganına göre uzatmak. Polis kardeşimiz burada. Gel kardeşim. Gel. Öncelikle tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Onun adına sizi tebrik ediyorum. Mezuniyetsiz tebrik ediyorum. Senin gözüne de bir şey anlatacağım. Diyarbakır'da bir özel harekat polis bir bayan arkadaşla tanıştım. Hatta çekimini yaptım. Eşi de polis özel harekatçıydı. Bugüne kadar gördüğüm en iyi silah kullanan kişiydi söyleyebilirim. Erkekler arasında dahil olmaktı. Bir konuşması vardı beni anormal şekilde nasıl diyeyim havalara götürdü. Beni başka yerlere götürdü. Yurt dışından Türkiye'ye göçmüş ailenin çocuğuydu. Ve anlattıkları ve yaşadıklarını anlattıklarına ben çok mutlu olmuştum. O yüzden senin orada elini kaldırmış olman beni çok mutlu etti. Birincisi neredesin onu söyleyeyim. Kahramanlısın. Anladığım kadarıyla tam bir boydan geliyorsun gibi geldi. Yani. Yüzüne bakınca öyle anlıyorum ki. Bir deli var burada gördüğün gibi başka. Bir deli var. Doğru mu? Bir deli var. Bütün arkadaşların adına başarılar diliyorum. Sorumu da alacağım senden. Ama benim de senin için yapmak istediğim bir şey var. Benden ne istersin? Bir abim olur. Yok canımın sağlığını geç. Onu dua edersin. Ne istersin? Mezuniyetlerine gidin. Efendim? Mezuniyetlerine gidin. Mezuniyetlerine gideyim. Ya o yapılacak en kolay şeyden bir tanesi. Sen benden bir şey iste. Şöyle yapalım. Beni her halükarda bulacaksın. Evlendiğinde beni çağıracaksın. Ve senin nikah şahidi. Ölmezsem, sağ kalırsam senin nikah şahidin olacak. Tamam mı? Eyvallah. Biz sizlere çok şey borçlu çocuklar. Hem evinizi, hem bu ülkeyi, hem vatanı, her şeyi çok güzel savunuyorsunuz. O yüzden de ben sizlerin böyle bu mesleklere girdiğinde çok mutlu oluyorum. Şimdi de soru alalım. Tarihin tekerrür ettiğini hepimiz az çok kitaplardan, her şeyden okuruz, duyuyoruz vesaire. Hani şu yaşadığımız dönemler, hani şu Arap Baharı dediğimiz dönem, şu anki durumumuz, 15 Temmuz'dan sonraki durum, sizce hangi dönemi kapsıyor? Veya hangi döneme doğru geçiş yapıyoruz? Hani 2020'si ve geçmişi olarak hangi dönemden hangi döneme geçiyoruz? Hani Osmanlı Devleti'nde yükseliş, çöküş vesaire gibi bir dönem vardı. Hani biz hangi dönemi yaşıyoruz? Net olarak böyle bir ayrım yapabilir miyiz? Vallahi hiç gitme. Hiç gitme. Beraber sohbet ediyoruz. Çok güzel bir şey söyledi. Çok güzel bir soru. Çok akıllı bir soru. Seni yetiştirenlere tebrik ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Ana baba dahil olmak üzere. Bu yalnız okulda öğrenilmez, onu söyleyeyim sana. Bir yerden gelen bir şey var. Baba ne iş yapıyor? Baba ne iş yapıyor? Anne? Eyvallah. Çok güzel çizmişler seni. Allah razı olsun. Arkadaşım çok güzel bir söyledi ama Abdülhamit Han şöyle söyler. Tarih tekrar etmezler. Tekrar eden hatalardır der. Tarih tekrar etmezler. Hatalar yapıyorlar. Çok güzel söylediği kelimelerden bir tanesidir bu. O yüzden de bizim en büyük hatalarımızdan bir tanesi. Bir sonraki neslimize bir önceki yaşadığımız olayın bir türlü gerçek olayını hatırlamayız. Yani size desem ki gençler, babanız veya anneniz 1980 öncesinde yaşanan olaylarla ilgili karşınıza alıp size hiç anlattı mı? Kaç kişi? 3 kişi. 5, 10, 15. Yukarıda en azından 150 kişi var. Bence anlatılmalı. Anlatılmayan her şey bir sonraki nesil tarafından tekrar yaşatılır. Çünkü oyunu bozmak için ya okuyacaksın, ya dinleyeceksin, ya da başka şekilde mücadele edeceksin. Dedik ki hangisine tekabül ediyor? Kitabımın son sayfası şöyle bir deyim var. Devletler
Çıraklıklarında oyuna gelir. Kalfalıklarında oyun bozar, ustalıklarında oyun kurar. Ben Türkiye'nin ustalık dönemine geldiğini düşünüyorum. Neredeyiz diye sorduğu için söylüyorum. Türkiye Devrim Cumhuriyeti bence ustalık dönemini yaşıyor. İki, başka bir sorun daha vardı. Fetret devrimiyle ilgili bir şey söyledim. Hangi dönem dedim. Arkadaşlar, Fetret dönemini hatırlarsanız Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'nı kaybetmesi ve sonrasında giden süreç 1402-1413 değil mi? Hatırlamıyorsam. Fetret dönemi 13 diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa kusura bakmayın ama böyle hatırlıyorum. Arkadaşlar, 1453'te Konstantinopolis, şimdiki adıyla İstanbul fethedildi. Aradan 30 yıl geçti. 30 yıl boyunca Fetret devrinde Osmanlı yıkıldı denilen bir dönemde 15 yılda ayağa kalkıp Balkanları alıp sonra dönüp o zamanın en büyük imparatorluğu kabul edilen ve son kalan imparatorluk gibi gözüken Bizans İmparatorluğu yıkıldı. Aradan 15 sene geçmiş olmasa. Bu yüzden nerede olduğun değil, neyi amaçladığın çok önemli. Bence her ülkenin inişleri çıkışları olur. Ama hedefini 2023, 2051, 2071 diye koyan bir vizyon varsa bence bu ülkenin de yeni bir çağa doğru gidişinin en büyük göstergelerinden bir tanesi. Siz şanslısınız. Çok şanslısınız. Gerçekten çok şanslısınız diye söylüyorum. İnşallah şans hepsi yanınızda olur. Ben unutmam. Bu yüzde unutmam. Onu söyleyeyim. Beni sosyal medyadan veya başka bir yerden her zaman ulaşabilirsin. Hatta giderken sana telefon numaramı vereceğim. Hiç değişmeyen telefon numaram vardır. Ve o sende kalacak. Herkese ben. Sonra herkes iki aşağıda olması ister. Evet. Bu sana açık bir kredi. Yani çağırmak ister misin onu bilmiyorum ama yani bilemiyorum ama başım üstünde, gözüm üstüne senin bir mutluluk anında yanında olmak benim için en güzel şeylerden bir tanesi, şereflerden bir tanesi olur. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi arkadaşlık güzel teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yavaş yavaş müsaade edin. Bir soru vardı, bitirdik. Kendi vardı galiba. Yok, verdim onu işte. Geldik bizimiz. Tamam, okey. O zaman bitirelim Mete Erhan. Evet, bitirelim. Ama program sonunda Saygı Değer Belediye Başkanımız Halim Şahin Yazgı'nın hediye takdimi olacak. Kendisini de sahneye... Zırh mı vereceksiniz başkanım? Ok mu vereceksiniz, at mı hediye edeceksiniz? Ben başka türlü bir hediye kabul etmiyorum. Yani buraya başka şey yakışmaz. Bir de gençlerimizi Devler Filmi mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Başkanımızın sözü var. Başkan, biz götürüyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Mete Erhan'ın YouTube hesabını unutmayın. Diller filmini unutmayın.